Sayın Başkanım, değerli İSMO yöneticilerim, komite üyesi arkadaşlarım, değerli konuklar ve çok kıymetli meslek mensupları. Sizi şahsım ve İstanbul Mali Müşavirler Odası Avrupa Birliği Uygulamaları Komitesi adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Avrupa Birliği Uygulamaları Komitesi Sekreteri Gülden Yakışan, Mali Müşavir. 7 yıldır odaya üyeyim. Çok heyecanlıyım. Bu kadar güzel bir topluluk önünde ilk defa konuşuyorum. Lütfen heyecanımı affedin. Dünyadaki değişimle ilgili olarak çok güzel bir panel hazırladık sizlere. Çok değerli konuklarımız var. Bu değişimin ana kaynağı bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin etkisini konuşuyor olacağız bugün. Komitemiz çalışma alanına paralel olarak İSMO ve TÜRMOB'un 2018 yılında düzenlemiş olduğu kongre ve Dünya Muhasebe Kongresi'nin ardından böyle bir paneli düzenleme gereği duyduk. Bugün sizlerle geleceği konuşacağız, heyecan duyacağız ve geleceğimizi birlikte şekillendireceğiz. Bu panelimizin hazırlanmasında emeği geçen komite arkadaşlarıma, desteğini esirgemeyen İSMO Yönetim Kurulu'na, komitemizden sorumlu Sayın Gülgün Öztürk'e, değerli panelistlere ve siz değerli konuklara çok teşekkür ediyoruz. Panelimizin verimli geçmesini en içten dileklerimle diliyorum. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Oda Başkanımız Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Evet, çok değerli hocalarım, çok değerli yönetici arkadaşlarım, çok değerli meslektaşlarım, sizleri odamızın yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Oda eğitimlerini, etkinliklerimizi genellikle ikiye ayırıyoruz. Bazen günlük ihtiyaçlarımız oluyor. Bazen adına farkındalık eğitimi, panelleri veya sempozyumları diyoruz. Eğitim gönüllülük işi. Bugün Sarıyer'de Bobi TFRS ile ilgili bir eğitime gittim. Eğitim açılışına gittim. Orada da ifade ettim. Belki dönem sonu işlemleri, uygulamalar veya gelir vergisi beyanname düzenleme semineri yapmış olsaydık salon tıklım tıklım dolardı. Ama farkındalık eğitimlerinde İlgi duyan arkadaşlarımız geliyor. Eğitim gönüllülük işi. Bugün yine çok güzel bir panel olacak. Bu panelin sonuçlarından hep birlikte faydalanacağız. Sorularınız olacak, katkılarınız olacak. Gerçekten bir farkındalık eğitimi olacak bugünkü eğitim. Çok değerli konuşmacılarımız var. Emre Burçkin hocam burada. Hepiniz tanıyorsunuz. Türk Hava Yolları Mali İşler Müdürü Zekeriya Demir hocam burada. Onu tanıyorsunuz. Muharrem Karataş burada. İlerleyen saatlerde kendisi yolda. Işık Üniversitesi Rektörü Cemal İbiş hocam gelecek konuşmacı olarak. Kendisi yolda. Çok zevkli. Konuşmacıları da tanıyorum. Çok sıkıcı değiller. Espri de katacaklar. Konu da gerçekten çok zevkli. İyi bir çalışma olacak. Ben başta Gülgün Öztürk olmak üzere yönetim kurulu üyemiz, komitedeki komite başkanımıza ve çok değerli çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bunlardan onlarcasını yapıyoruz. Belki dışarıda belli olmuyor. 25 tane çalışma komitemiz var. Hani derler ya, o da ne iş yapıyor? Ama oda ne iş yapıyor diyenlerin gelip bu etkinliklere katılması lazım. Odanın ne iş yaptığını görmeleri lazım. Dışarıdan çok kolay oluyor bu konuşmak. Şu etkinliğin hazırlığı için bile ben arkadaşlarımın 1-1,5 aydır, 2 ay önceden bizim kapımızı çaldılar, yapabilir miyiz diye. 2 aydır bu işle uğraşıyorlar arkadaşlar. Bu kadroları, bu değerli arkadaşları bir araya getirmek çok kolay olmuyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bugün yine Oda Saymanımız burada. Her şey ondan geçiyor. Cemile Kuzu burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Oda Sekreterimiz Orhan Sarı gene aramızda. Ona da ben çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürüm sizlere. Sayılar hiç önemli değil. Bugün geldiniz burada. Hep birlikte oluyoruz. Konuyla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Çok da açılış konuşmalarında, açılış konuşması yapan protokol konuşmacılarının konunun içine girmelerinin taraftarı değilim. O zaman konuklara, panelistlere gerek yok. Ama kısaca şunu söyleyeyim. Ekonomi, teknoloji, finans, bunların hepsi, bu kavramlar iç içe geçti dünyada değerli arkadaşlar. Aşağı yukarı bu konuda ekonomistler ne konuşuyorsa muhasebeciler de bu konuları konuşuyor. Zaman zaman sizin adınızda dünyadaki muhasebe örgütleriyle, Avrupa ve Amerika'nın muhasebe örgütleriyle yan yana geliyoruz. Gördüğümüz, bize aktarılan konu şu, değerli konuşmacılarımız da ifade edecekler. Dünyada muhasebe örgütünün önünde de 4 tane ana gündem maddesi var. Farklı görüşler var ama aşağı yukarı böyle ifade ediliyorlar. Bir tanesi teknoloji ve dijitalleşme. İkincisine siber güvenlik diyorlar. Üçüncüsüne big data diyorlar. Dördüncüsüne sanal para diyorlar değerli arkadaşlar. Bunlar da bakın bizde başladı. İşte en son Cevahir'de hem Adalet Bakanlığı'nın hem de Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın konuşmacıları geldi. Bir panel türü bir seminer düzenledik. Orada da bunlar konuşuldu. Yani bizde teknoloji başladı. Örneklerine girmeyeceğim. Sadece bir tanesini söyleyeyim. Devletin nereye geldiğiyle ilgili. Çok önemlidir bizim mesleğimiz açısından. 2018 ve 2019 yılında meslek mensupları defter beyana mali sorumluluk sigortası girdiğinde karşılarına bir yazı çıkıyor. Diyor ki gelir vergisi kanuna göre gider yazamazsın bunu diyor. Bugüne kadar ne vardı arkadaşlar? Beyan usulü vardı. Ben canımın her istediğini beyan ederim. Sen yakalarsan gereğini yaparsındı. Bakın iş buraya geldi. İş buraya geldi. Ve kamuda şunu söylüyor, işte yavaş yavaş yürüyor ama yerine oturacak bunlar. Çok kolay değil. Büyük yatırımları gerektiriyor. Artık diyor benim bir big data'm var diyor. Bir kısmı senin bilgilerinden oluşuyor diyor. Elini kolunu sallayarak giremezsin buraya diyor. Benden ya kep alacaksın diyor ya tebligat alacaksın diyor. Bir sistem içinde buraya gireceksin diyor. Bir sistem içinde buraya gireceksin diyor. Emre hocam da anlatacak. Artık her şey sanal ortamda halloluyor değerli arkadaşlar. Belki sanal ortamda gelişen ticaret, ekonomi, meslekler belki bazı mesleklerin ortadan kalkmasına da neden olacak. Özellikle finansla ilgili zaman zaman soruyorlar, muhasebecilik mesleği de ortadan kalkacak mı? Hayır, kalkmayacak. Alışveriş olduğu müddetçe, ticaret olduğu müddetçe, yaşam olduğu müddetçe muhasebe mesleği olmayacak. Muhasebe mesleği sadece şekil değiştirecek değerli arkadaşlar. Bizim artık manuel defter tutan, fatura fiş giren, kağıtlar üzerinden işlem yapan muhasebeciler yerine bunun adına dünyada muhasebe mühendisliği diyorlar, dijital muhasebeci diyorlar. Başka tanımlar da getirilebilir ama teknolojiyi iyi kullanan, artık sanal ortamda, dijital ortamda muhasebeyi yorumlayan, raporlama dediğimiz, danışmanlık dediğimiz, müşavirlik dediğimiz ve bununla birlikte birçok muhasebe ile ilgili uzmanlık alanı ortaya çıkacak. Uzmanlık alanı. Bunlar Türkiye içinde bir geçiş dönemidir. Hep birlikte sıkıntıları mı olacak mı? Olacak. Her yerde her zaman söylüyorum, hazırlıklı olmazsak teknoloji bizim için bir tehdittir değerli arkadaşlar. Hazırlığımızı yaparsak fırsattır. Bir taraftan mevcutlarımızı koruyacağız iş yerlerimizde ama bir taraftan da geleceğe hazırlık yapacağız. Belki geleceğe hazırlık anlamında bu farkındalık paneli, atılan bir adım, hep birlikte bunların devamını getireceğiz. Çok yararlı bir çalışma. Ben tekrardan emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Panelistlerimize teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir panel geçmesi dileğiyle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanıma konuşmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Avrupa Birliği Komitesi Başkanımız Sayın Muharrem Karataş'ı açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu üyelerimiz, saygıdeğer meslektaşlarım, sayın hocalarım, hepinize komitem adına hoş geldiniz diyorum. Çalışma dönemimizin sonunda böyle bir çalışmayla aslında bir çıktı ortaya koymak istedik. Bu anlamda da komitemizden sorumlu Sayın Gülgün Öztürk'e, yönetim kurulu üyemiz Sayın Gülgün Öztürk Hanım'a da burada bizi cesaretlendirdiği için ve katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmamızın aslında mimarı da kendisidir. Avrupa Birliği Uygulamaları Komitesi olarak aslında dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'deki yansımalarını takip etmek üzere çalışmalarımızı yürüttük. Daha önceden yapmış olduğumuz çalışmaları da hep elektronik ortamda İSMO ile paylaştık. İSMO da sizlerin istifadesine sunmuş oldu. Bugün aslında çalışma dönemimizin sonunda nihai bir çıktı olarak mesleğin ileride hangi noktaya geleceğini tartışmak istedik sizlerle de. 2018 yılının sonunda biliyorsunuz TÜRMOB tarafından Türkiye Muhasebe Kongresi, ardından da Kasım ayında Dünya Muhasebe Kongresi yapıldı. Aslında temel esinlenme noktamız da orasıydı. Artık mesleki sorunlar, günlük konulardan ziyade aslında mesleğimizin geleceğini tartışmamız gerekiyor belki de. Buna vesile olması adına da bugün saygıdeğer panelistlerimiz de sağ olsunlar kırmadılar, geldiler. Çok engin bilgilerini de bizlerle paylaşacaklar. Onlara da teşekkür ediyorum. Sözü de daha fazla uzatmadan hepinize tekrardan komitem adına hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Muharrem Bey'e açılış konuşması için teşekkürlerimi sunuyorum. Panelimize geçiyoruz şu an. Panelimizin moderatörü, yönetim kurulu üyemiz Sayın Gülgün Öztürk'ü davet ediyorum. Konuklarımızı sırasıyla sunmak istiyorum. Konu başlığı ve kim olduklarını tanıtacağım. Eminim tanıyorsunuz hepiniz. Muhasebe mesleğinin değişen kimliği, işletmelerdeki değişen konumu başlığı altında Sayın Zekeriya Demir'e davet ediyorum sahneye. Türk Hava Yolları Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı. Teknolojinin ekonomik sistemin dönüşümüne etkisi Sayın Profesör Doktor Emre Burçkin. Değişen ve gelişen ekonomilerde raporlamanın ve denetimin önemi Sayın Muharrem Karataş. Mesleğin geleceğine yönelik uluslararası alanda gündeme gelen konularla ilgili olarak Sayın Profesör Doktor Cemal İbiş hocam da katılacak. Şu an Ankara'da uçak yolda, yetişmeye çalışacağım dedi. Kendisi de geldiğinde tekrar sunacağım. Teşekkür ediyorum. Söz bizde. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın Oda Başkanım, kurul üyesi arkadaşlarım, değerli hocalarım ve siz değerli dostlar, hepinizi tekrar burada görmek bize çok mutlu etti. Avrupa Birliği Uygulamaları Komitesi olarak uzun zamandır heyecanını duyduğumuz bu paneli nihayetinde sonlandıracağız hep birlikte. Nasıl bir şey yapalım derken hep şunu hayal ettik. Bugün bunu yaşıyoruz ama gelecekte neler yaşayacağız, neler bizi bekliyor. Biraz bunun merakıyla, heyecanıyla bu paneli organize etmeye çalıştık. Sonra hocaları aramaya başladık. Sağ olsunlar hepsi, bizi kırmadılar ve bugün buradalar. Ve sizler çok şanslısınız ve biz biliyoruz ki sayılar önemli değil. Önemli olan nitelikli sayıların bir arada olup konuşma ortamlarının yaratılması. Panel formatını da bu anlamda tercih ettik. Çünkü burada sıradan bir sunum şeklinde değil, aslında birlikte konuşarak, paylaşarak, karşılıklı sorularımızı yönelterek biraz daha zenginleştirmek de amacımız. Ve bunu başaracağız, bunu da biliyorum. Dün Basel Komitesi ile bir örneğini yaşadık. Bilmiyorum, gelen arkadaşlarınız var, tanıdık yüzler. O da çok keyifli geçti. İnanıyorum bundan sonra bunlar daha da çeşitlenerek devam edecek. İşte güncel uygulamaların yanında bu tarz panellerin önemi biraz daha öne çıkıyor. İşte Dünya Muhasebe Kongresi'ne katılma şansını yakaladım. Ve oradaki formatın da bu olduğunu çok net gördüm. Ve dünya finansı konuşuyor arkadaşlar, geleceği konuşuyor, güveni konuşuyor. Kaybolan değerlerimiz sanki biraz bize buldurmaya çalışıyorlar. Ben bunu sonuç olarak oradan kendime çıkardım. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü burada zaten panelistlerimiz olabildiğince konu derinliğine inecekler. Zekeriya Hocam'la da birlikteydik Sydney'de. Ve her oturumda böyle koştura koştura birinden diğerine yetişme çabası içindeydi. Çok takdir ettim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün o da kırmadı. Değerli hocam Sayın Emre Burçkin hocam, yılların hocası, kaç sene oldu hocam söylemeyeyim, yaşımız çıkar ortaya. Çok güzel şeyler paylaştık ve bugün burada yanımda. Açıkçası çok gurur duyuyorum. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili komite başkanı Muharrem Bey, o da zaten çok donanımlı bir arkadaşımız. Hem KPMG'de çalışıyor, hem de Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nda göreve başlayıp orada uzun seneler çalışıp bilgi birikimini bizimle paylaşacak. Evet, hepiniz hoş geldiniz diyorum ve sözü ben ilk olarak Zekeriya Hocam'a vermek istiyorum. Buyurun hocam. Herkese merhaba. Öncelikle Gülgün Hanım'a ve Sayın Başkanım Yücel Bey'e bizi sizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Evet, Sydney'de beraberdik. Dünyanın öbür ucu ama hakikaten çok keyifli ve çok güzel bir kongreydi. 2014'te İtalya'daki kongreye de katılmıştım. Ancak Avustralya'daki kongre içerik ve konu seçimi itibariyle çok daha doyurucu geldi bana. 6.000 dünyanın 130'a yakın ülkesinden 6.000 kişinin katıldığı bir organizasyondu. İşte orada tabii paralel oturumlar çok olduğu için her şeye yetişmek çok mümkün olmuyor. Konu başlıklarını seçip ben konuşmamı şöyle planladım. Bir Sydney'de aldığım notlardan şöyle bir buket sunmak istiyorum sizlere. Sonrasında da yine muhasebe mesleğinin değişen kimliği, niye değişiyor bu kimlik, ne oluyor da değişiyor. Bir de işletmeler bizden ne bekliyor, müşterilerimiz ne bekliyor. Bununla ilgili hem iş hayatında karşılaştığımız şeyler hem de bu tip katıldığımız etkinliklerde edindiğimiz bilgileri, tecrübeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi Avustralya'daki kongrenin ana başlığı global zorluklar ve global liderlerdi. Yani artık hiçbir iş sadece sizin probleminiz değil, sadece bizim problemimiz değil. Hepimizin problemi haline gelmeye başladı ve bu anlamda da güzel bir başlık seçmişlerdi. Ve en keyifle dinlediğim konuşmalardan biri de gencecik yaşta Singapur'dan katılan ve Trusted Ekonomi, Güvenilir Ekonomi başlığı altında sunum yapan bir arkadaştı. Bu konuyu çok önemsiyorum ve bu şöyle başladı. Teknoloji ve dataya kim, ne şekilde ve nasıl güvenecek? Evet, teknolojiyi konuşuyoruz. Data, her taraftan bilgi akıyor, şey yapıyor da buna nasıl güveneceğiz? Buradan bir başladı. Ve ileride ki şirketlerin, en güvenli şirketlerin, en güvenilir şirketlerin en başarılı olacağı şeklinde de bir şeyle devam etti. Ve dünyanın selameti için kolektif güvenin inşa edilmesi gerektiğinden bahsetti. Yani biz mükellefe güveneceğiz, mükellef bize güvenecek, biz devlete güveneceğiz, biz bize güveneceğiz. Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve bu güveni inşa eden insanların kişisel olarak bir marka ve güven inşa eden toplumlarında dünyada lider konuma geleceği şeklinde bir şey. Ve şöyle bir cümle kurdu. When trust lives, value always lives with it dedi. Ne zaman güven giderse değer de onunla birlikte gider. Onun için biz hakikaten çok önemli bir iş yapıyoruz. Müşterilerimizin mahremine giriyoruz. Bütün parasal hesaplarından, neyi nereden aldığından, şeyden. O nedenle biz mali müşavirler olarak bu güven konusunu çok ciddi anlamda içselleştirip ve karşımızdaki adamda evet bu adam güvenilir adamdır şeyini vermemiz gerekiyor. Bu anlamda önemli. Evet, teknoloji, inovasyon, şu bu bilmem ne, bunlar şey yapıyor. Evet, birçok şeyi değiştiriyor ama bunlar tek başına dünyayı değiştirmeyecek. İşte biz dünyayı, işte Gülgün Hanım'ın az önce söylediği, kaybettiğimiz şeyleri tekrar aramaya başlamakla bulacağız. O kaybettiğimiz şeyin de ben güven olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bir cümlesi vardı. People trust data to turn unknowns into knowns and simplify things diyor. İşte insanların güvendiği şeyin bilinmeyenden bilinen şeylere doğru dönüşümüyle ilgili bir şey var. Ve gelecekte de diyor teknolojiyle güven el ele yürüyecek ve birlikte çalışacak. The trust economy equal the happy economy, güvenilir ekonomi, mutlu ekonomi gibi çok motto bir cümlede şey yapılmıştı. Peki bunlar nasıl olacak? Bunlar sadece parayla olmayacak, sadece teknolojiyle olmayacak ve insanla olacak. Human capital dediği insan sermayesiyle. Onun için önce biz değişeceğiz ve peşinden bir şeyleri değiştireceğiz. Bu anlamda da önemli bir şey var. Evet, teknoloji gelişiyor, birçok şeyi bilgisayarlara yaptırıyoruz, big data ile bir sürü şeye ulaşabiliyoruz falan falan falan. Ama bir istatistik paylaştılar. 2020'de Asya Pasifik bölgesinde 12,3 milyon insan gücüne ihtiyaç var. Ve 2030 yılında bu ihtiyacın 47 milyona çıkması şey yapıyor. Artık oturduğumuz yerde değil, dünyanın dört bir tarafında bir iş gücü talebi var. Bu talebi karşılayacak şekilde donanımımızı, birikimimizi oluşturmamız gerekiyor. Ve çeşitlilik kavramına çok dikkat çekildi değişik oturumlarda. Ve şöyle bir örnek verildi. Amerika'da 200 market üzerinde yapılan bir araştırmada çeşitlilikteki %1 değişikliğin, bu çeşitliliği insan kaynağındaki %1'lik değişiklik olarak şey yapalım. Farklı milletlerden, farklı kültürlerden insanları çalıştırmaya başlayan şirketlerin diğerlerinden daha verimli hale geldiğini ve %1'lik bir değişimin şirketin gelirlerinde 66 bin dolarlık bir etkiye sahip olduğunu görüyor. İşte bir tarafta Türk çalışıyor, bir tarafta Arap çalışıyor, bir tarafta Japon çalışıyor, bir tarafta Çinli çalışıyor. Peki nasıl oluyor bu? İşte herkes sade onu işe almakla, ilave bir para ödememekle, bir farklı bir kültürün, farklı bir bakış açısının getirdiği navhava sahip oluyorsunuz. Onun için ileride biz de ofislerimizde dünyanın değişik yerlerinden insanlar çalıştırabilir hale geleceğiz. Şimdi tabii teknolojiyle ilgili hocam konuya girecek ama yine sunumlardan birinde işte KPMG ve EY'den örnekler verdiler. EY envanter sayımlarında dronları kullanmaya başlamış. KPMG 2 yıl önce Avustralya'daki tarım çiftliklerinde İşte hayvanların sayısını, hayvanların sağlık durumunu, ekilen mısırın, buğdayın boyunu dronlarla takip edip o tarımsal işletmenin risklerini, işte atıyorum 3. ayda buğday normalde işte 5 santim olacaksa, eğer ondan daha düşükse burada bir risk algısını ortaya koyup böyle bir şey yapıyor. Şimdi bunları dinleyince biz ne konuşuyoruz, millet ne konuşuyor, orada biraz böyle şey, bir tokat yiyorsunuz böyle. Dolayısıyla biraz kendinize gelmeye çalışıyorsunuz. Bu yine blockchain ile ilgili şeyler ciddi anlamda şey. Çok basit bir şey paylaşayım. İşte LinkedIn'de 4 yıl önce 1037 tane iş ilanı varken 4 yıl sonra 4541 iş ilanına çıkmış. Hani az önce başkanımı da söyledi. Evet, muhasebe bitmeyecek, şey yapmayacak. Teknoloji bu. Her bir şey yeni bir fırsat doğuruyor. Yeni bir iş alanı oluşturuyor. Dolayısıyla bunlara şey yapmak lazım. Yine CFO'nun işletmedeki konumuyla ilgili bir oturum vardı. Gayet keyifliydi. Orada, burada CFO, hep karşımda bir sürü CFO var. Yani her biriniz müşavirliğini yaptığınız şirketin CFO'susunuz. Yani mali genel müdür yardımcısınız. Patronun en şey adamısınız. Şirketin bütün büyüme planlarını, üretim hedefini, satış hedefini bilen kişilersiniz. O anlamda birkaç notu paylaşmak istiyorum. İşte zamanında raporlama. İşte orada teknoloji giriyor. Oturup tek tek kayıt girerek şey yaparak buna yetişmemiz pek mümkün değil. Birleşme ve devralmalarla ilgili ciddi bir teorik, analitik ve sektörü takip eden bu konularda kendimize yetiştirmemiz gerekiyor. Önerileriyle şirkete değer katma. İşte zaman zaman patronlar rasyonel olmayan kararlar alabilir, şey yapabilir. İşte buralarda ona doğru kararlar verip şey yapmamız lazım. Birer stratejik, akıl verici, güvenilir danışman şey yapmamız lazım. İşletmelerimizin sürdürülebilirliği, az önce yukarıda hocamızla konuşurken bu konuya ciddi anlamda şey yaptı. Artık bir denetim raporu yazıyorsanız oradaki tablodaki rakamlardan ziyade şirketin sürdürülebilirliği ile ilgili görüş sayfasında şey yapmanız gerekiyor. Ve herkesin herkesten öğrenebileceği bir şey olduğunu orada bir kez daha şey yaptım. Oturumun birinde IBM, Huawei'nin finans structure'ını, finansal yapısını, finansal modelini benchmark ediyor. Ya bu adamlar nasıl bu kadar hızlı büyüyor? Bakınız, bir tarafta bir dünya devi IBM, daha dün kurulmuş bir Huawei'yi, en önemli rakibinin şeyini, finansal modelini, finansal yapısını benchmark alıp bu hızlı büyümenin formülünü yakalamaya çalışıyor. Onun için biz de müşavirliğini yaptığımız firmaları, benzer sektörde kim ne yapıyor, kim neyi daha iyi yapıyor, bu anlamda bir şey yapmamız lazım. Ve iş yapma biçiminin değiştirilme şansının, kaçırılmasının büyük bir risk olacağı ciddi bir şekilde vurgulandı. Evet, dünya değişiyor, şartlar değişiyor, ekonomi değişiyor, insan değişiyor. O zaman iş yapma biçimimizi değiştireceğiz. Hani Mevlana diyor ya, geçti artık cancağızım, artık ne varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyor. Aslında bu yeni bulunan bir şey değil. Daha 700-800 yıl önce Mevlana zaten söylemiş. Önemli olan işte bunları alıp iş hayatının pratiğine nasıl aktaracağız, buna biraz şey yapmak lazım. Ve AYFEK Başkanı Raşel Hanım'ın da çok güzel bir cümlesi oldu kapanış oturumunda. İnsanlar dedi çok cömert, Yeter ki onlara soru sorun. Bizim mesleğinde aslında en önemli şeylerinden biri soru sormak. Çünkü akıl akıldan üstün ve artık öyle bir hızlı değişim şeyindeyiz ki her şeye kendimiz yetişmeye kalksak veya şöyle söyleyeyim, her şeyi tecrübe edinerek yaşamaya çalışsak 300 yıl ömrümüz olsa yetmez. Onun için ortak aklı kullanıp bu tip şeylerde aslında bunlara vesile oluyor. Bu anlamda bu tip oturumlar, bu karşılıklı meslektaş görüşmeleri, ulusal uluslararası toplantılar hakikaten ciddi anlamda katkı sunuyor. Ve bakın ben burada arkadaşlarla oturuyoruz. Hangi mali müşavir arkadaşımla konuşsam 1000 türlü dert. Avustralya'da da konuştum. 2014'te gittiğimde İtalya'da da farklı farklı ülkelerden insanlarla konuştum. Emin olun bizim kadar karamsar, bizim kadar kötümser, bizim kadar dert yanan bir millet yok. Meslek camiası olarak da, şey olarak da. Bir kere mutlu değiliz. Her şey problem bizim için. Şimdi Avustralya'da bağımlı çalışan, bağımsız çalışan. Hatta son akşam beraber oturduk işte. Türkiye'den gitmiş, Konya'dan kalkmış gitmiş. Avustralya'da 3 tane ofis kurmuş. 3 farklı şehrinde ofis işletiyor arkadaş. Bakın sonradan göçmen olarak gittiği bir ülkede edindiği fırsatlar. Sordum nasıl? Çok güzel dedi. Hatta bizim müşavirliğimizi de yapıyor yani. Çok da mutlular. Türk Hava Yolları olarak biz Sydney'e uçmuyoruz şu anda. Avustralya Hava Yolları'yla codeshare anlaşmamız var. Biz buradan ya Singapur'a kadar taşıyoruz, Bangkok'a kadar taşıyoruz. Oradan o tarafa onlar, sonra onlar oraya getiriyor, biz buraya alıyoruz. Orada bizim işimizi yapıyor. Büyükelçiliğimizin işini yapıyor. Yani aslında güzel şeyler var, güzel şeyler oluyor. Bir kere bir bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Biraz daha global bazda, makro bazda bakmamız gerekiyor. Orada da eksiklerimizi görüp o eksikleri giderdiğimizde hakikaten çok güzel şeyler yapılacağına inanıyoruz. Evet, konuşmanız, ben bir ufak soru yöneltmek istiyorum. Yani tam da bu noktada. Şimdi komite arkadaşlarımız öncesinde bir hazırlık da yaptık biz. Hani ne tarz sorular sorabiliriz? Sorulardan bir tanesi gelecekte şirket açısından muhasebenin gerekli. Şimdi siz Türk Hava Yolları'ndasınız. Evet. Geniş bir kadronuz var. Artı önceki tecrübeleriniz var. Aslında ben kısa bir özgeçmiş de hazırladım. İsterseniz, arzu ederseniz önce onu bir paylaşmak isterim. Sayın Hocam Zekeriya Demir, 1992 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olup Marmara Üniversitesi'nin iktisat alanında doktoranızı yaptınız. Şu anda doçent olarak çalışmalarınızı tamamlamak üzeresiniz. Çeşitli şirketlerde çalıştınız ve mali müşavirlik yaptınız. Evet. Kırklareli Üniversitesi, memleketim olur bu arada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcısı olarak da görev yapan Sayın Demir, aynı üniversitenin işletme bölümü muhasebe finansman bilim dalında yardımcı doçent olarak dersler verdiniz. Mali Müşavir Odası'nda 2013-2016 döneminde yönetim kurulu üyemizde Sayın Hocam. Şubat 2015'ten bu yana STM Savunma Teknolojileri Mühendislik Şirketi'nde mali işlem müdürü olarak görev yapıyordunuz. Ama şu an halihazırda geçen seneydi galiba değil mi? 2016 Ağustos'ta Türk Hava Yolları Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı görevini yürütmektesiniz. Evet. Şimdi bu kadar hani özel sektör tecrübesinden sonra aslında ben şeyi merak ediyorum. Şimdi dünyayı çok güzel önümüze koydunuz ve gerçekten tespitleriniz çok doğru ve yerinde. Yani kendi şirketinizde özellikle şu anki bulunduğunuz yapıda insanları nasıl cesaretlendiriyorsunuz ya da muhasebe kadrolarınıza nelere dikkat ediyorsunuz? Bağımlı çalışan arkadaşlarımız da var. Şöyle, isterseniz bir kısa özet yapayım. Muhasebe Mali Kontrol Başkanlığı Genel Müdür Mali Yardımcılığına bağlı 3 başkanlıktan biri. Finansman Başkanlığı, Muhasebe Mali Kontrol Başkanlığı ve Genel Satın Alma Başkanlığı. Muhasebe Mali Kontrol Başkanlığı 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 18 müdürlük ve yaklaşık 650 kişilik bir ekipten oluşuyor. Bu ekibin yaklaşık 500 kişisi genel müdürlük ve HABOM binasında Türkiye'de hizmet veriyor. 130'a yakın arkadaşımız da faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde muhasebe şefi olarak faaliyet gösteriyor. Tabii çok karmaşık bir sistem ve bir sürü sistemden beslenen verilerle şey yapıyoruz. İşte hocam bu Big Data konusuna girecektir. Yani Türkiye'de bu Big Data konusunda daha mümbit bir şirket bulma şansınız yok. En basit şeyle söylersem, sadece Finansman Başkanlığı'nda ben yılda 2 milyar kayıt üretiyorum. Kredi kartları, bankalar, ödemeler, personel şeyi 2 milyar kayıt üretiyorum. Şimdi ve bir kişinin bu kadar fazla şeyi bir arada görebileceği Türkiye'de ikinci şirkette zor bulunur. Çok zor. Bu kadar personel ve teknoloji. Tabii 86 farklı para biriminde satış yapıp daha sonra bunları dolara bağımlı, euroya bağımlı paralar olarak şey yapıp en sonunda da bizim fonksiyonel para birimimiz dolar olduğu için de bütün bu şeylerin sonucunda da TL satışlar dahil olmak üzere IFRS tarafında dolar bazlı raporlayıp yatırımcıyla paylaşıyoruz. Şimdi peki bizden ne bekliyorlar? Bizden kimse şunu beklemiyor ve ben de Muhasebe Mali Kontrol Başkanı olarak beklemiyorum. Zaten bu sistemlerin tamamı ERP sistemi üzerinden. New York'taki arkadaşım handling faturasını, ikram faturasını, akaryakıt faturasını girdiğinde zaten sistemde bir kayıt oluşmaya başlıyor. Merkezdeki arkadaşlarımız bunların doğru masraf yerine, doğru şeye gitti mi gitmedi, bunun kontrolünü yapıp enter dediğinde kayıt oluşuyor. O zaman çok fazla adama ihtiyaç yok. Ama işte bu kadar datayı yönetim kuruluna çıkıp 15 dakikada durumumuz bu, iyiye gidiyoruz, kötüye gidiyoruz, şurada risk var, şunu sıkıntılı görüyoruzu söylüyor musunuz, söylemiyor. İşte tecrübe, bilgi, birikim burada devreye giriyor. Yoksa öbür türlü ne olacak? Bir tane bilanço, bir tane gelir tablosu. Çıkıyor zaten bunlar. İşte bu analitik bakış açısını kazanacak. Sektörü takip edecek. Neredeyim? İşte kimi benchmark alacağım? United'ı mı? Lufthansa'yı mı? Air France'ı mı? KLM'i mi? Veya sektör ortalamasını mı? Karlılığım, verimliliğim, büyüme şeyim. İşte buralarda oturup analitik veriler üretecek şeyler. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim size. İşte geldik, baktık, işte yeni teknolojiler gelişiyor. Sadece şey değil, uçak teknolojisi de gelişiyor. İşte şimdi başladı yeni uçaklarımız. 737 Max'lar, 321 Neo'lar. %15 yakıt tasarrufu var. 2004 yılında Airbus'tan, Boeing'den şey almışım, bu uçakların ekonomik ömrü nedir diye. 27 yılla 32 yıl arasında şey veriyor. Ama ben 20 yıl olarak amortisman IFRS tarafında şey yapıyordum. Bu 20 yılı 25 yıla çıkardık. Bu 5 yıllık ilave şeyin benim mali tabloma, gelir tabloma etkisi 205 milyon dolar. Bakın hiçbir usulsüzlük yapmadık. Şey değil. Sadece sektördeki verileri, dünyada zaten 2 tane uçak üreticisi var ticari anlamda, alıyorsunuz. Bunun mali tablo etkisi 205 milyon dolar. İşte patron sizden bunu bekliyor. KDV beyannameni verdim. Tamam. BABS'ni verdim. Tamam. Muhtasarını verdim. Tamam. İşte bu şey mi, telefon mu çalıyor hocam? Şeyler. Yani bu katma değeri sağlayacak. Bu benim verdiğim çok basit bir örnek. İşte şu an itibariyle 124 ülkede faaliyet gösteriyoruz. ve 45 ülkede kurumlar vergisi veriyoruz. IATA toplantılarına gittiğimizde, vergi komiteleriyle toplantı yaptığımızda 45 ülke deyince herkesin gözü fal taşı gibi açılıyor. Yani 45 farklı ülkede hasılat nasıl oluşturulur, hangi giderler indirilir, merkezden pay verilir mi verilmez mi, bunları bilmeniz lazım. İşte bu da müthiş bir tecrübe. Yani Türk Hava Yolları'na vergi departmanındaki arkadaşlar 5 sene sonra al dünyanın istediğin yerine koy, tıkır tıkır iş yapsın. Bu anlamda işte buraları biraz yakalayarak normal rutini zaten yapacağız. İşte bu artificial intelligence dediğimiz işte bu yapay zeka bilmem ne, evet bu birçok şeyi toparlayacak şey yapacak ama bu rutin işleri şey yapacak. Oturup sana amortisman politikanı şöyle değiştir, bunu yap demiyor. Bakın bir örnek vereyim. Mesela Reuters'la bir görüşmemiz oldu ama sonra Türkiye Reuters'ta bir sıkıntılar oldu, şey yapamadık. İşte bu kadar farklı ülkede şey yapınca, faaliyet gösterince, iş yapınca, para transfer edince çok ciddi bir vergi danışmanlığına ihtiyacımız var. Bununla ilgili globalde bir danışmanlık hizmeti almaya kalksanız buna para mara da dayanmaz. Çünkü hiç kimsenin böyle bir şeyi yok. O da dört büyüklerle çalıştığınızda o da oradaki şeyle irtibat edecek. O ona fatura edecek, o bana fatura edecek falan şey. 150 ülkenin vergi şeyini şey yaptıkları bir yazılımları var. İşte Amerika'da giriyorsunuz tık 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 New York adresi veriyorsunuz. Amazon'a girip oradan bir elektronik şey alıyorsunuz, tak tak size vergi çıkarıyor. Oradan şey yapıp Texas değiştiriyorsun, tıkır tıkır size vergi şeyini şey yapıyor. İşte atıyorum Pakistan'dan 10 milyon dolar para transfer edeceğim Türkiye'ye. Orada yaptığım satışlardan biriken parayı getireceğim. Direkt parayı Pakistan'dan Türkiye'ye getirdiğinizde atıyorum 100 bin dolarlık bir maliyet oluşuyor. Aynı parayı alternatif getiriyor. Pakistan'dan Katar'a gönderiyor. Katar'dan Türkiye'ye getiriyor. Maliyet 10 bine düşüyor. Bakın yine hiçbir usulsüz bir şey yapmadınız. Sadece uluslararası ikili vergi anlaşmaları, para transferleriyle ilgili ülkeler arasındaki mevzuat farklılıklarını bildiğinizde şey yapıyorsun. İşte 90 bin doları patronun cebinde bıraktığınız akşam sizi artık standart rutin bir servis elemanı gibi görmüyor. Sizi kendine eşdeğer, o bilgiye hürmet eden bir adam olarak görüyor. İşte bu anlamda yani genel olarak buraları şey yapmak lazım. Yani biraz rutinin dışına çıkmak lazım. Yani rutinin dışına çıkmadan, yani hep aynı işleri yaparak farklı bir sonuç elde etmek mümkün değil. Şimdi Ölü Ozanlar Derneği vardır, Robin Williamson. Orada bir cümle geçer filmin bir sahnesinde. Der ki, ormanda yürürken karşıma iki yol çıktı, ben az yürünmüş olanı seçtim diyor. İşte herkesin gittiği yerden herkes gidiyor zaten. Onun için bu katma değerli işlere, şeylere odaklanmak lazım. Mesela bu çalışmaları yaparken bir makalede çok güzel bir şey yakaladım. Diyor ki artık mali müşavirler süpermarket olmayı bırakmalı diyor. Bende her şey bulunur. Yok abi, bende her şey bulunmaz. Ben şunu bilirim. Uzman. Evet. Bir konuya odaklanacaksınız, o konuda her şeyi bileceksiniz ve o konuda tek olacaksınız. İşte burası çok önemli. Yani bu süpermarket olmaktan bırakıp butik bir şarküteri olacaksınız. Küçücük bir dükkan, adam işte piyaz alacaksa diyecek ki evet burası. İşte lakarda alacaksa evet burası diyecek. Anlatabildim mi? Yani işin biraz şeyi buralarda. Evet ben de bu piyasada tutunmaya çalıştım ama o kadar zor ki, o kadar ucuz iş yapıyoruz ki, bu kadar ucuz iş yapılan yerde sizin kaliteli hizmet sunmanızın anlamı yok. Mesela yönetim kurulu üyeliğim döneminde işte biliyorsunuz bu haksız rekabet yazılımı çıktı. Herkes ya biz doğru paramızı alamıyoruz, işte emeğimizin karşılığını alamıyoruz diye bas bas bağıran arkadaşlarımız bize abi ben bunu yazdığımda 100 lira alıyordum 300 lira çıkıyor, 200 lira alıyordum 800 lira çıkıyor. İyi ya kardeşim, bak işte ne güzel bir sistem getirdik. Senden başkasına giderse 800'ün altında alırsa bu adama gel bakayım diyeceğiz buraya, sen yanlış yapıyorsun. Bunu alman lazım. Niye? Ucuz iş yapıyoruz. Ucuz iş yaptığınızda da değer şeyi maalesef oturmuyor. Yani. Oturmuyor. Mesela yıllar önce ismini telaffuz etmekte sıkıntı yok. Battığı için şey yapabiliriz. Rodi Jeans vardı. Mesela bunlara bir iç denetim teklifi vermiştik. Şey yapmadı. Ondan sonra başka birine gitmiş. Ne kadar ben yanlış hatırlamıyorsam 40.000 TL bir şey söylemiştim. Başka bir yere gitmiş. Bir gün bir lokantada karşılaştık. Dedim ki abi dedi biz dedi falanla çalışıyoruz dedi. Çok iyi dedi. Ne kadar verdin dedim. 30.000 dolar verdim dedi. Metin Şahin. Şimdi isim bilmiyorum. Şimdi bakın halbuki oraya denetime gidecek arkadaş 1 yıl 2 yıl tecrübeli elinde checklistle şey yapacak. Ben bu kadar birikimle kendim yapacağım bir işe o sizin tecrübeniz, entelektüel sermayeniz, şununuz bununuz şey yapmıyor. Öyle oldu mu bak onu daha güzel şey yapıyor. Anlatabildim mi? Yani burada biraz yapmak lazım. Yani bu süpermarket işinden, ucuzcu 1 milyoncudan çıkıp biraz butik işlere girmek gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Size gerçekten de. Bilmiyorum arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Ben çok Emre hocama sözü vermeden bir komite arkadaşlarımı davet etmek istiyorum. Aslında şöyle bir sıralansanız da biz sizi bir görsek. Olur. Yok buraya. Öne doğru gelin isterseniz, herkes birden alsın. Arkadaşlarıma ben alkış istiyorum çünkü onların emeği çok büyük. Ufuk nerede, bir fotoğraf alsın ama yok herhalde. Ufuk bir çeker misiniz? Ufuk nerede? Sekiz. Tamam canım. Pozitif ayrımcılık yoktur. Ayrımcılık hep ayrımcılıktır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Hukukta pozitif ayrımcılık maalesef Avrupalılar tarafından yaratılmış çok kötü bir. Çok kötü. Ben de katılıyorum. Aynı. Çok kötü bir tanımdır. Ayrımcılık ayrımcılık. Positive discrimination, adı üstünde discrimination. Kesinlikle doğru hocam. Evet. Hocama bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı isterseniz sona alalım. Dün aralarda aldık ama biraz uzadığı için ben sona bırakmayı düşünüyorum. Zamanı iyi kullanmak adına. Cemal hocamız da yolda. O gelmeden arada belki alırız. Ben çok değerli hocam Sayın Profesör Doktor Emre Burçkin'i biraz anlatmak istedim ama çok kısa anlatayım isterseniz. Hocamız özel sektörde iş hayatını 1974 ve 78 yılları arasında muhasebe ve denetim alanında başladı. Az önce yukarıda kendisi söyledi. Ben dedi hem okudum hem çalıştım dedi. Evet. Ve okumanın ve çalışmanın getirmiş olduğu bugün bu doğuluk ve birikimle birlikte bizlere seslenecek. 1980 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Muhasebe Bölümünde araştırma görevlisi olarak, 1986 yılında ise Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalıştınız. Şu anda yapıyor derseniz Konsulta Bağımsız Denetim, Yeminli Mali Müşavirlik ve Konsulta Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam ediyor. Uluslararası yine vizyon hocamızın İtalyan Girişimciler Derneği Başkan Yardımcısı, Milano'daki Türk-İtalyan Dostluk Derneği ve ülkemizdeki İtalyan Roma Kulübü'nün üyesi, Ve yaklaşık da 40 yıl mı diyeyim hocam? 40 yıl Cemal İbiş'in hocası. İş hayatında geride bırakmış ve bugün bizlerle olabildiğince faydalanın derim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buyurun. Ne demek? Zevkle. Güzel bir slide var. Ben izledim. Ben herkesten çok böyle güzel bir özür dileyerek bütün arkadaşlarımdan çok güzel bir konuşmaydı. Zekeriya kardeşime çok teşekkür ederim. Ha, şu bir şey. Ha, bu çalışıyor mu? Neredeydi burası arkadaşlar? Yakın mikrofonu yok ama. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ona bazı yerlerde atıklar yapacağım ama müsbetle çok geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü çok güzel noktalara isabet etti. Onun için özellikle teşekkür ederim. Şimdi ben, Gülgün kardeşim beni anlattı. Ben esas nereden bakarsanız, hani ne yaparsınız? Muhasebeci. Yani benim işim muhasebecilikten başladım. Sonra maliyeci oldum. Muhasebecilik de bir planda kaldı. Arka biraz geri planda kaldı. Maliyecilik böyle geçti. Sınıf arkadaşlarım burada olduğu için rahat olurlar. 1975 mezunuyum ben. Bayağı bir zaman geçti. Bugün bizim ayet oldu. Yani konuşuyor diye gördüğünüz şirket işte benim Sayın Zekeriya meslektaşım, kardeşimin söylemiş olduğu gibi hani süpermarketin bir süpermarket şeklinde değil ama süpermarket yerine Beymen'in corner gibi çalışan. Yani her bölümde bir corner var, bir köşe var. Köşede istediğiniz bütün işler ayrı uzmanlar tarafından görülüyor. Ben deniz böyle sadece denetime bakıyorum ve vergiye bakıyorum başka. Ama tabii bunlar da özel bir konu. Şimdi şöyle başlayalım. Evet, burada dijital dönüşüm. Dijital dönüşümün 10 yıllık dönemdeki toplamda 100 trilyon dolarlık bir ekonomik değer bekliyoruz. Bakın dikkatle söylüyorum. 100 trilyon dolarlık ekonomik bir fayda yaratması gerekiyor. Aslında dijital dönüşümün ortaya çıkmasının temel nedenlerinden bir tanesi de konvansiyonel ekonominin iflas aşamasına geldiği için ekonomide yeni değerler, aynı çevre gibi çevrenin olaya çıkması da ortaya çıkması da aynı konvansiyonel ekonominin kendi kendine iflas aşamasına geldikten sonra yeni ekonomik değerlerle ortaya çıkması. Dijital dönüşüm hayatımızın her yerinde. Bakın işte mobile fonlar, saatler, yukarıda konumlar, mapler, akıllı Facebook'lar, gördüğünüz gibi aşağıya doğru dronlar, plastik life dediğimiz kredi kartları, her şeye baktığınız zaman makine, araba aşağıda gördüğünüz gibi, kendi kendine hareket edebilen, dolaşabilen arabalar gibi dijital dönüşüm hayatımızın her yerinde karşımıza çıkacak ve bizi etkileyecek. Şimdi dijital dönüşüm ekonomik sistemlerde farklı boyutlarda farklı etkiler yaratacak. Kimler etkilenecek? Bir mikro, bir makro bakalım. İşletmeler mikro, bireyler mikro, toplum ve tamamı makro. Demek ki hem kişiyi, hem toplum, hem ekonomik sistem, dijital dönüşümün her noktasından etkilenecek. İşletmeler nasıl etkilenecek? Yeni ürün, hizmetler, yeni iş modelleri, artan verimlilik, yeni örgüt ve yönetim modelleri, yeni düzenlemeler ve yasal zorunluluklar. Mesleğimizle ilgili bir nokta. Yeni düzenlemeler ve yasal zorunluluklar. Evet, bireyler nasıl etkilenecek? Bireyler tamamıyla şahsi kapasitesini, şahsi birikimini geliştirme yoluyla bunlar etkilenecek. Zorunlu bir değer yaratmak. Artan müşteri deneyimi. Müşterilerin ne istediğini anlayacak. Allah Allah, bu adam kapıdan içeri girdi. Şuraya doğru baktı. O bakışından sezdim buraya. Yeni yetkinlik ihtiyacı. Yani insanların mevcut bilgileri dijital dönüşümle birlikte yok olacak. Ve yetkinliğini arttırıcı yeni eğitimlere ihtiyaç duyacak. Sürekli öğrenim ve gelişim ihtiyacını hepimiz hissedeceğiz. İşte buradaki gördüğünüz, şu yaptığımız seminerde sürekli öğrenim ve gelişim ihtiyacının bir nedeni. Ortalama gelir artışı ve dengesizliği. Neden? Allah Allah, niye ortalama gelir artıyor veya dengesizleşiyor? Bir yukarıda geçir. Yeni yetkinliğini doğuramayan, sürekli öğrenim ve gelişim ihtiyacını gideremeyen, sistem içerisinde ya aşağıya dönüş gelirden yoksun kalacak veya da o dengesizler grubunun içerisine devamlı hale gelecek. Toplum, işlerin niteliğinde değişir. Bakın, şimdi bizim işimizde 150 kişi civarında personel çalışıyor. Şimdi 150 kişi civarında çalışanın bir corner'da, yani teknolojik, bu teknoloji işlerini yapan yabancı grupla beraber yapıyoruz. Bir de dünyanın 16. think tank kuruluşu var. Eskiden Sayın Cumhurbaşkanımızı başbakanken falan götürmüştüm onu. Onunla birlikte bazı işler yapıyoruz. O yaptığımız işlerde adamlar evden çalışmak istiyorlar, göre gelmek istemiyorlar. Yani iş yeri kavramı yok oluyor. O halde işlerin niteliğinde değişim dediğimiz yapış biçiminde yaşam, sağlık ve çevre kalitesi. Otelden çalışıyorlar, yemek yerken çalışıyorlar. Gençler o büro olayına göre. Mesela telefon büroda. Ben artık bürodaki o bölümü, kendi yönetim yapan klasik bölümlerimize değil. Ama o bölümde telefon bir tane var. Kimse bir masaya sahip olmak istemiyor. Yok ya diyor, ben masayı istemiyorum. Ben işte şuradayım, buradayım. Buranın telefonu çalsın. Birimiz bakarız veya bizim cep telefonlarımıza düşsün, biz oradan bakarız. Bana ise açarım, bana değilse açmam. Sabit telefonla gidip onun başına oturup, eskiden benim üniversite hayatımda söyleyeyim. Üniversite hayatında kürsüde, kürsü diyoruz ana bilim dallarında bir tane telefon, kim kıdemliyse onun masasıdır. Telefona sahip olmak bile çok önemli bir şeydi o masada. Halbuki böyle mi kalmadı? Tüketim alışkanlıkları değişiyor. Maalesef bu kötü yönde değişiyor. Tüketim alışkanlıkları, dijital yönetimdeki insanların sadece sanal dünyada yaşaması hard doglarla beslenmesine neden oluyor. İletişim ve şeffaflık artıyor. Bazen de biraz sonra söyleyeceğim, yok oluyor şeffaflık. Bu da bu kültür. Kültürel etkileşim ise bunun en önemli noktası. Yani dijital dönüşüm ile mikro seviyede muazzam bir kültürel etkileşim karşımıza çıkıyor. Kültür değişiyor, yaşam tarzımız değişiyor, birbirimize bakışımız değişiyor. Maalesef insan olan unsurlar da, ben bunun pesimist tarafını söyleyeyim, insan olduğumuz unsurları kısmen uzaklaşıp sanal dünyalarda maalesef yaşıyor. Tabii bu kültürel etkileşim bu işin kötü tarafı ama sakın dijital dönüşüm istemiyorum anlamında falan bakmayın. Bununla ilgili tedbirleri almamız gerektiği anlamında söylüyorum. Bakın tüm sektörler bu dönüşümün etkisi altına girecek. Bir teknolojinin kendisi ki bunun altına girecek. Hemen arkasında medya, ben şimdi medyada çalışıyorum, medya işlerim var, yetişemiyorsunuz. Medya en büyük üçüncü sektör perakendedir. Yani perakendede şu anda bizim software'lerin üzerinde çalıştığımız alttaki gruplarda bir kısmında başarılı olundu. Bunlar Türkiye'de de uygulamaya geçecek. Tezgahtarsız hiçbir şeyin olmadı. Sadece plastik life'la girip de alışveriş yapacağınız, paketleyeceğiniz bile bir sistem içerisine giriyoruz. Amazon. Ben bunu ilk defa bana Akmerkez'de, daha o zaman çok çocuktum Akmerkez yapıldığı zaman, çok gençtim. 95 yılında bana bu parkın nasıl yapılacağını öğretmek için o zamanki sahipleri çağırdı beni. Gel bir hoca işte bunu falan, daha o zaman böyle işte ödeme kaydedici cihazlar yeni çıkmaya başlıyor. Bana geldi dedi ki hoca dedi, şuraya öyle bir şey yap ki dedi, buradan araba girsin dedi, bir kart alsın dedi, bu kart alsın çıksın dışarıda, sonra bu kartı gitsin ödesin. Altı çok iyi, çok iyi değil dedik benim. O zaman tabii senin konuştuğun sene 93. Yani bunu nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz düşündük, aldık gittik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bugün Maliye Bakanlığı'nda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin hocaları çalışıyordu. Ben de doçentim. Evet, 1988-99'da doçent oldu. Beraber gittik oraya, bakıyoruz, işte şöyle yapıyoruz falan. Ne yaptık, ne ettikse böyle bir ödeme kaydedici cihaz çıkaramadı. En sonunda hala değişti şimdi sistem. Ben oraya bir ödeme kaydedici cihaz koydum, onu bilgisayara bağladım. Adam fiş alıyor, geri okutuyor, ondan tırrrr fiş çıkıyor. Fakat enteresan olan nokta o. Yani şeffaflık, eğitim ve perakende etkilenmesini patrona bir şey söyledim. Ben o zaman anlamıyorum. O günkü patron dedi ki, Yalnız efendim siz benden istediğinizde, yani girerken yanınız ya mali müşavir ya, oradan geçerken iki tanesi okusun, bir tanesi okumasın da o. Yani bir de şimdi böyle adam bana baktı. Hoca dedi, sen beni yanlış anladın. Ben devletten çalmaya uğraşmıyorum. Sen benden adamlar çalmasın, ona bak. Dolayısıyla sistem şeffaflı iletişim üzerine kuruluyor. Şimdi farklı biçimlerde etkilenme var. Bakın şunun sağ kısmında etkileri, renkleri var. Toplumsal etkilenme, endüstrinin etkilenmesi. Yukarıdan aşağıya bu demek tamamıyla Dünya Bankası kaynaklı bir çalışmadır. Direkt olarak oradan alıp yaptığım olaylar. Baktığınız zaman 2016 ile 2025 yılı içerisinde $1 milyar olarak etkilenmeleri söylüyorum. Tüketim, bakın endüstri etkilenmesi, yani bu sol taraf toplumsal etkilenmedir, sağ taraf endüstriyel etkilenmedir. Gördüğünüz gibi her alanda bazılarında hesaplanamaz tarzda bir değişimle etkilenme endüstriyel tarzda gidiyor. Yani muazzam bir etkilenmenin içerisine her sektör giriyor. Biz neden tüketimden başlıyoruz? İnsanlar yiyecek, makine yiyecek hali yok. Dolayısıyla birinci iş tüketimden başlamamız lazım. Tüketim otomotiv. Arkadan hemen lojistik geliyor. Lojistik bugünün en fazla teknolojiden etkilenen ve dijital dönüşüme yaratan, telekom, Zekeriya kardeşim dediği havacılık, petrol, gaz, medya için hesap bile yapamıyoruz çünkü medya saatlik etkileniyor. Bugün teknolojik ve dönüşümle ilgili yeni bir şey koyuyorsunuz, bir saat sonra bir saat geridesiniz. Dolayısıyla onun uygulanamaz olduklarını, otomotiv sektörü de öyle, burasını bu şekilde yazdım size. Dijitalleşmenin gelecek 10 yılda ekonomide üretebileceği de, bakın tekrar şuraya sol tarafa dijital dönüşümün değer etkisi diyorum. Sanayi etkisi, toplumsal etki. Sanayi etkisine katma değer, yani yeni ürün ve hizmet olarak ortaya koyuyorum. Aşağıya toplumsal etki ise toplum ve çevre, tüketici faydası, iş gücü. Şöyle devam edin. Yaratacağı, işte serbest nakit akım dediğim, yani discounted cash flow anlamında söylüyorum bunu. Buraya faaliyet kar marjı, değer yaratan etkenler, ciro, maliyetler, dağıtılmamış karlar. Şurada toplumsal etki ise CO2 emisyonu. Şimdi ne diyeceksiniz? Bana nereden çıktı söyleyeceğim. Kurtarılan hayatlar, emniyet, maliyet tasarrufu, zaman tasarrufu, iş yaratma, önlenebilen kazalar. CO2 etkisi otomotiv sektörünün en büyük olayı bugün. Otomotiv sektörü CO2 etkisi için dijital dönüşüme $1 milyar harcıyor. $1 milyar harcıyor. Demin bakın Zekeriya Bey çok güzel bir laf söyledi. Şu anda aldığımız uçaklar %15 dedi. %15 az yakıt tüketiyor. Yakıt tüketmesi %15 az denen yakıt tüketmesi Zekeriya Bey'in söylediği bizim CO2 emisyonunun azalması demek. Yani bu işte dijital dönüşümün çok şeyli noktası. Amaç ne? Amaç gelirleri, verimliliği ve müşteri etkileşmesini artırmak amacıyla fiziksel ve dijital dünyayı entegre etmek. Şu resimlere çok iyi bakın, bu entegrasyon üzerine bunların. Evet, bitireceğim, az kaldı. Yok, onun için bakmadım. Yöntem ne? Yöntem dijital iş optimizasyonu, dijital iş yönetimi diye ayırın. İş optimizasyonunun temelinde verimlilik ve müşteri deneyimi var. İş dönüşümünde yeni ürün, hizmetler ve yeni iş modelleri. Aşağıya inin, ekonomik değerini hesaplamada, optimizasyonda düşük risk, yüksek ROI, Return of Investment, in aşağıya daha az yıkıcı. Bu aslında disturbing efekti de, ben bunu böyle temiz bulamadım, yani rahatsız edici tesir. Buraya geçtiğiniz zaman dijital iş dönüşümü yüksek risk, yavaş ROI uzun yıllara yayılıyor, büyük masraflar, daha fazla yıkıcı etkilenen hayatlar. Nelerdir dijital dönüşümün altında yatan teknolojiler? Mobil internet, gelişmiş robotik, siber güvenlik, yapay zeka otomasyon, otonom araçlar, yani arabaların kendi kendine hareket etmesi, blockchain, nesnelerin interneti, artırılmış yapay gerçeklik. Yani o şey gördüğünüz üç boyutlu hikayeler. Büyük data, yani big data ve veri analizi, bulut teknolojisi, enerji depolama. Geçtim. Bunlardan üç tanesini seçtim. Hocam kusura bakmayın, geçmeden bir slide önce döner misiniz? Tabii ki. O şu nesnelerin interneti çok yaygın kullanmaya başlandı. Çok ufak böyle bir parantez açacağım. Nesnelerin interneti, internet of things dediğimiz nedir? Yani siz çok basit bir şey söyleyeyim. Evinizde yolda gidiyorsunuz arabanızın içerisinde. Ya diyorsunuz evde ben çamaşırlarımı kurduğumda ama şu çamaşırlarımı bir yıkayayım. Bir programla giriyorsunuz, çamaşır makinesi çalışıyor, yıkıyor, kurutmaya alıyor. Veyahut evde ışıkları yakayım, ya kaloriferi yakayım, çalışsın diyorsunuz o telefonda. Çok basit evlerler diye bir etkiyle. Ya bir da bilmem kim ne yapıyor diye bir basıyorsunuz, çıkarıyor önünüzde kamera. Yani tüm nesne things, buradaki nesne things anlamında, bunları size bir sistem dahilinde bütünleştirip bağlayan bir olgu. Hocam üç boyut yazar bunun içerisinde mi? Hayır, üç boyut ayrı. Üç boyut bak artırılmış yapay gerçeklik içerisinde. Üç boyutlu yazıcılar, nesneler. Diyeceğim sana, o yalnız bir cihazın kendisi. Yani üç boyutlu geçiciler uzaktan bu şöyle. Tabii burada bu artırılmış yapay gerçekliğin içinde ama nesnelerin interneti sadece bir konsolidasyon var elimizdeki konsolidasyon olayı. Hatırlıyor musun? Tam bizim kelimeyle söyleyeyim. Onların hiç alakası yok. Yok. Geliyorum şimdi oraya. Geliyorum oraya. Oraya geleceğim. Şimdi büyük data ve veri analizi. Ne yapıyor? Bu bizim işimize yani denetim alanında da etkileri olacak mı bunların? Mali iş denetim ya bakın ben çok fazla mali müşavirlik demiyorum. Mali müşavirlik bana göre 10 yıl içerisinde kapris hepini yani kendimizi bu dönüşüme alıştırmamız lazım. Yani ben hiçbir defter tutuculuk, bookkeeping bilmem ne olayının geleceği olmadığını yeminli mali müşavirlikle dahil olmuş. Yanlış anlamayın. Yeminli mali müşavirlikle dahil olmak üzere sistem kendi kendine kapatacak. Bakın büyük data ve veri analizi. Efendim, buraya bayağı bir uğraştık. Olsun Murat, benden beraber gidecek. Şimdi de değişimaya götürecek yani. Yapacak bir şey yok. Sistem öyle. Amaç o. Yapısal, bakın, yapısal standartlaştırılmış sistemlerin artan kullanımı merkezi veya merkezi olarak erişilebilen işlemsel ve ana veri hacimlerin arttırılmasına neden olur. Yani benim dinin söylediği yere bak Zekeriya Bey çok şey söyledi eğer dikkat ettiyseniz. Yani dikkatler dinliyseniz çok şey söyledi. Dedi ki Türkiye'de hala bu big data'yı benim koyabileceğim bir anca bir kurum yok dedi güvenebileceğimiz. Doğru mu? Ha, şimdi büyük kurumlar geliyor. Ama bu kurumlar bu da olmayacak zaten ki. Hindistan'dan kullanılmayacak. Şimdi dünyada değişen teknoloji en büyüğü İsrail'de değişiyor. Arkadan Hintliler geliyor. İngilizler geliyor. Ve iyi bir şey söyleyeyim, çok iyi bir şekilde bizim Türkler geliyor. Bu kadar adam atmayın, çok iyi adamlar. Çok iyi adamlar. Tutabilsek? Tutabilsek. Çok iyi adamlar. Şimdi bu, para ne verecek? Bakın, bu denetçilere daha verimli bir denetim süreci yürütmesine fırsat veriyor. Artık müşavirlik bitecek ama denetçilik var. Arkadaşlar yaşı 40 üzerinde, 45 üzerinde olan arkadaşlar bu mesleği artık ileride bir 10 sene sonra belki de mali müşavirlik unvanını veya mali müşavirlik belgesini duvarda benim gibi yaşarsak hatıra olarak saklayacak denetçilik belgesini daha ön tarafa çıkaracak. Evet, sararmış olacak zaten o duvarda. Evet, duruş gidiş bu. Şimdi bakın yapay zeka konusu, ben buna çok dikkat ediyorum. IBM versin gibi yapay zeka dakikada milyonlarca belgeyi okuyabiliyor, dinleyebiliyor, öğrenebiliyor ve işleyebiliyor. Huawei'yi konuştuk, Huawei'yi kontrolü var. Huawei'yle akşam, gece ben yurt dışı haberlerini dinlerken gördüm ki Amerika, Huawei'yi Amerika'ya almama, büyük davalar açma, CEO'suna kara para incelemesi yapma, bunları taklit etmediği aynı müşteriler davalar açıyor. Ha bunlar ne diyecek? Bu tür yapay zeka kırıkları okumak, yorumlamak için tüm muhasebe standartlarıyla çalışabilir. Aynı zamanda denetim fonksiyonu içinde de kullanılabilir. Arkadaşlar, denetim standartları falan okuyorsunuz ya, işte bu altı oldu, 35 oldu, 40 olacak, 45 olacak, ne denetim standartları çıkacak. Bunlar çıktıktan sonra, bunların temelinde ne var? Hiç okudunuz mu? Hiç şöyle yukarıdan baktınız mı? Ben yıllarını muhasebeye vermiş, yıllarını bu işlere vermiş bir adam olarak gördüğüm 4 tane muhasebenin temel kavramı içerisinde bunları sınırlayıp bütün bu standartları yaratabilirsin. Bir tanesi süreklilik. İkincisi gerçeklik. Üçüncüsü güncelleme. Dördüncüsü de güvenilirlik. Eğer güvenilirlik, yani trust ekonomi varsa bununla bütün standartları baştan aşağı inceleyip bütün standartları dayandığı bu 4 nokta vardır. 5. yaramayın. Yani ben şimdi genç arkadaşlarımıza söyleyeyim, kendim tutup bunda bir kitap yazmak istemiyorum ama yazarsam birinci defa bundan yazıp bütün bunları birbirine muhasebe standartlarını veya denetim standartlarını ayırarak buraya getirip şamayı çizebilirim. Ha bunlar bizim işimize yarayacak. Evet çok yaşayacak. Çok yarayacak. Yani bizim mesleğimiz, denetçi mesleğimiz kesinlikle ölmeyecek. Sakın böyle bir şey düşünmeyin. Niye ben buralara geldim? Burada, buradayım. Şimdi geldim, blockchain. Şimdi bu kavram, herkes bunu işte, blockchain artık şimdi bir sürü bitcoin'den tutun, onlarca yüzler, onlarca oldu. Biliyorsunuz sanal paralar üretildi. Bu sanal paralar niye? Ben çok hoşuma gidiyorum sanal paraları, bayılıyorum. Niye? Bu sanal paralar üredikçe Amerika'nın havası fıs diye sönecek mi bekliyorum. Çünkü bugün siz buradan 10 dolar Avrupa'da bir yere göndermek istesiniz, Amerika'da Bangkok, New York'tan geçer. Bangkok, New York, benim 10 dolarım buradan geçti. Yani Samamca'nın takip etmediği hiçbir para operasyonu yoktur. Ama Euro için kısmen, sterlin için unut. Yani dolayısıyla bu kavramda finansal kuruluşlar tarafından finansal işlemlerde hızlı verimliliği arttırmak, aracıları azaltmak, ulusal para birimi engellerini aşmak, gizlilik ve güvenlik sağlamak, kredi geçmiş raporlarının sağlığını arttırmak, sağlıklılığını arttırmak, birbiriyle karşılaştırılabilir, comparable yapılabilmek için ben blockchain gibi sanal paraları üretilmesinin, blockchain'le sanal paraları üretilmesinin çok faydalı olabileceğini gördüm. Yani ben dünyada, tabii bu aynı zamanda iyi tarafıyken de büyük bir kara para aklanımı da ortaya getirecek. Büyük çapta bir kara para aklanımı gelecek. Şunu söyleyeyim size, benim bir çalışmam da şu anda söylemek istiyorum. Bir günde ortalama 3 trilyon dolar transfer ediliyor. Nereye? 3 günden az vadelere. Tamamen kara para operasyonu ya, paraları nerede? 3 trilyon dolar. Ben bugün getirmedim bunu. Tax havens diye, vergi cennetleri diye bir şeyim vardı. Oraya getirip yapmış. Ha buna nasıl bir olabilir? Valla ben gene geçmişten bir hikaye anlatayım. Ben Karadeniz taraflıyım. Bir baba tarafından Karadeniz çocuğum. Dolayısıyla ben çocuğum, babam da iş yapıyor falan böyle. Babama geldi dedi ki, oğlum burada 2 tane adam alacağız. Çocuğum ama yani. Ne anlarım ki yani abi. Bu 2 tane adam, bir tanesi çok namuslu diyorlar. Evet ama işi bilmiyormuş. Evet dedi. Öbürü biraz şey diyorlar. Tabii Karadeniz'de krefteci derler. Krefte Rumca'dan geçmiş herhalde. Hırsız demek. Ona biraz krefteci diyorlardı. Hangisini alalım dedim. Ben namusluyu alalım değil mi dedim. Oğlum seni oraya niye koyduk dedi. Bize iş bilen adam var. Adam ol, çaldırma. Yani sen de hadi bu işi takip et ve götür. Şimdi şirketler büyümeyi ve verimleri hızla artan oranda yeni teknolojilere yatırım yapıyorlar. Şöyle bir bakın yaptığı en büyük, görüyor musunuz aşağılarda Gülgün Hanım'ın sorusuna, nesnelerin interneti, mobil sosyal, bilişsel teknolojiler, robotik ve diğer renklere baktığınız zaman nesnelerin interneti bu konunun ortasında çıkıyor. Şimdi sizin 3D printing'e geliyorum. Gördüğünüz zaman robotik ve 3D printing gibi teknolojiler maliyetlerin düşürmesi için destekleniyor. Robotik kısımda bunu bakmanız lazım. O halde mobil ve sosyal teknolojilerin, bakın, nesnelerin interneti 2020 yılında onunla beraber 2.4 trilyonluk yatırım var. Ekonomiye değerini düşünün. 2.4 trilyonluk yatırım. Ekonomileri canlandırmak için de yeni bir olay yaratılıyor. Şimdi iş kaybına geleceğim ama farklı endüstrilerde farklı uygulamalar. İşte dijitalleşme, dijital yolları verimlilik, dijital gelin, bakın canlı raporlama sistemleri. Şimdi mesela burada reklam olmasın ama Rönesans gibi bir hastaneye biz gene, bu bizim bölüm şirkisiyle bir Alman firmasının software'lerini koyuyoruz, platformunu koyuyoruz. Siz hasta gidip de bir şeye girip televizyon karşısında elini koyup ağzını açıp artık şu bu yazdıracak bunu. Ya kaç saatte neyi alacak? Yani second option'a hiç gerek kalmayacak. Siz buradan verdiğiniz zaman dünyanın bir tarafında alabileceksiniz diye platformlar üretildi. Drone kullanım, otomatik araçlar, 3D printing, kitle, crowdsourcing. Bunu ben kitle kaynak diye ben söyledim artık. Yani ne kadar Türkçeleştirdik, ne kadar crowd. Yani geri dönüşüm ekonomisi. Bu hızlanacak. Ortak kapasite ve en büyük olay da lojistikte city lojistik, yani şehir içinde anında teslimat olayları hızla yürüyecek. Şimdi bakın dijital dönüşüm sadece teknoloji değişim diyor. Dedim ya Zekeriya kardeşim her şeyi söyledi. Siz hakikaten çok dikkat ettiyseniz söyleyecek her şeyi söyledim. Yukarıdan aşağıya bakacağım. Sadece teknoloji olarak bakmayın. İnsanın olmadığı bir yerde teknoloji ne halt eder? Yalnız söyleneni çok iyi dinlemeniz lazım. Bu adam ne söyledi, ne değil. Söylediğinizi çok iyi anlamanız lazım. Şimdi bu bizim yeni jenerasyon insanları çok güzel kandırır. Niye? Çok zeki çünkü. Çok daha iyi yetişti. Çok... Adam gelmiş, oturmuş 3 kişi konuşuyorlar. Ya demiş, bu sene Ramazan'da kaç gün oruç tuttun demiş. Adam demiş ki ben 30 gün tuttum, hiç kaçırmadım falan. Öbürüne gelmiş, sen ne kaç gün tuttun demiş. Evet ben çok hastaydım, ancak bir gün tuttum demiş. Şimdi bizim gence sıra gelmiş, ulan ne diyorsun ben tutmadım diyecek hali yok. Vallahi efendim ben de arkadaştan bir gün eksik tuttum. Şimdi... Dolayısıyla söyleme tarzı ve getirme tarzıyla siz belli bir şeyleri bir yere alıyorsunuz. Şimdi bu piramitte teknolojide aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağı bakacaksınız. Bakın, doğru teknolojilerin seçimi. 2. Doğru yeteneklerin alımı. 3. Süreç ve iş yapış biçimi. 4. Kültürel uyum. Gördüğünüz gibi maalesef, bakın bir müddet sonra 400 ile 800 milyon bireysel 3 kişi yerini teknolojiye bırakacak. Evet. Bunlar hiçbiri benim rakamım değil, sakın ha. Hepsi Dünya World Forum'un çıkarmış olduğu rakamlar, benim değil, sakın ha böyle bir şey yanılmak, düşünmeyin. İlk etapta insan gücünün yoğun kullanıldığı otomatize edebilecek işlerin yok olması. Tekstiller, işte 3D printingler, şoförler, bakın araba kullanımları, şunlar, bunlar, hepsi taksiler. Bunların kendini... Ha bizim memlekette bu olacak, bizim memlekette de 30 sene sonra olacak. Yani öyle düşünüyorum. Bu ya bir şey yok. Çünkü bizim memlekette şahsen ben... Bana sorulduğu zaman bu kadar hızlı tabana yaygınlaştırmam. Çünkü buradaki insanların eğitim seviyesi diğer ülkelerle, yani Avrupa ülkelerini söylüyorum, Aynı seviyede olmadığı için işsizlik, açsızlık, sosyal patlamalara neden olacağı için mümkün olduğu kadar bu işi yavaş götürmeye çalışırız. Belli seviyeler hariç olmak üzere. Değişen iş yapmış birçok yeni iş ihtiyacında beraber yetecekler. Buna karşı bazı roller yok olacak veya bazı roller gereksiz olacak. Bakın 2018'de değerleri giriyor. Nerede bir saniye, bu biraz şey olmuş. Ha, şimdi oldu. Gelmemiş. Adı değer. Bakın kategori değeri %50'den fazla mavi kısım. Geçerseniz mavi kısım niye gelmedi? Allah Allah. Bu mavi kısımda aranılan yetenekli değerler diyelim. Bunu yetenekli insanların buradaki değerinde %50'den alacak. Ama diğer kısmı bakınız en sağ taraf duruyor. Sol tarafta azalmalar ve yerini terk etmeler var. 3'te 1 oranında. 2018'de 2022. Tabii bu Türkiye'de 2022 yılında olacak bir şey değil. Ama maliye çok hızlı etti. Mesela daha Avrupa'da bazı ülkeler, mesela İtalya daha 2 ay önce elektronik faturaya geçti. Evet. Evet, biz çok öndeyiz. Normal derecede problem yaşıyoruz, sistem işlemiyor. Evet ya, şimdi bu yani biz bu kadar acele ettik, ben bunu çok şey veremedim yani. Ha, ama bizi acele ettiren nedeni de ben konuştuğum zaman eski bakan beyle gayet iyi bir dostum. Yani gayet iyi bir dostum. Bizim o forumlarda da yer alıyorduk, konuşuyorduk. Maalesef nylon faturacılıklar. Kayıt dışını geçin, bakın kayıt dışı her zaman var olacak. İster buraya yazarsanız, yazmazsanız kayıt dışına atlayamazsınız. Ama nylon fatura yani veya BS karşılaştırılmasını elektronik düzende eğer zaman içerisinde yapmazsanız, bakın ben 74 yılında bir yere muhasebeciyle başladık. Hiç unutmuyorum, atıyoruz, çocuğum okulda okuyorum. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde okuyorum. Şimdi Sultanahmet, kimse bilmez bu aranızda Sultanahmet'i kimse, çok az vardır yani, bilenler biliyor. Ha, şimdi Sultanahmet'te okuyorum, Beyoğlu'nda da muhasebecilik yapıyorum. Hiç öyle, ben hayatımda o gün defter tutulduğunu görmedim. Yani defter yerine bir tane şeritli makine, tır tır şeriti çekeriz, şerit tarafından inceleme çıkarsa yazılır. Sene sonunda fatura yok, sene sonunda fatura yoksa, ya şey dedim ya, üstad falan yok o zaman, usta ya ben nasıl keseceğiz böyle? Dedi git dedi mezarlık şeyine kes falan. Yani bana derdi ki aman dikkat eder. Niye? Adamın biri yazarken yazmış işte yok ölmüş işte Ahmet bilmem ne Mehmet şu, Hasan bu şurada şu falan. Ona gene yakalamış hesabı sonra. Nasıl yakalamış usta diyorum. Yahu eşek herif başına müteveffa yazmış. Şimdi bunun gibi bazı olaylarla gider. Bir de unutmayacağım, onu da sevgili hocalarımdan aldım. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. İsmail Özaslan derdi ki, ulan oğlum be, çok böyle şey. Muhasebeci muhafazakar, tabii hocam muhafazakardır. Ama zannetmeyin tutucudur. Muhafazakardır. Karı muhafazakardır. Evet, şimdi rollere geçtik. Aman bunu iyi okuyun. Sabit roller, genel müdür üst düzey, yazılım uygulama, veri analistleri, satış pazarlama, kalıyorlar aşağıya. Bakın üniversite ve yüksek öğrenim hocaları, genç kardeşlerim, kutlarım, onlar için uyum görevlileri, retro, Allah Allah, bir tek mali ve yatırım danışmanları kalıyor bizim meslekten, bakıyor musunuz? Şimdi biraz daha geliyorum buraya, yeni roller. Veri analistleri, yapay zeka ve makine öğrenim uzmanları, veri uzmanları, dijital dönüşüm uzmanları, satış pazarlama, aşağıya doğru gidiyor inovasyon, insan, servis, dijital. Bakın yeni bizden hiçbir şey yok. Gereksiz roller. Bu da dünya World Forum ha. Veri girişi görebilirim. Yok ki ne dedi demin, herkes kendi fıçığını kestiği zaman giriyor. Ben bir daha eskiden, biz 80'li yıllarda bir adam tutardık, ele bordura yapıyor akşama kadar, iş yok, bilgisayara, aa falan ne güzel falan, herkes Muhasebe, defter tutma ve bordro elemanları. Gereksiz soru. İdari yönetici, sekreterler, montaj, fabrika, ticari işleri, banka memurları, kapıdan kalan istatistikler ve finans sigorta memurları ve avukatlar. Litigation, yani dava avukatları kalacak, diğer avukatlar yok olacak. Ama onlar advocate diye tercüme edildiği için avukatlar bu anlamda gidiyor. Diğeri, atölyedir. Değişik bir şey. Bakın, yeni iş ihtiyacı ise yeni beceriler elde etmek anlamına geliyor. Nedir bugün? Analitik düşünme ve inovasyon, kompleks problem çözme, eleştirisel düşünme, analiz, aktif öğrenme, yaratıcılık, muhakeme ve problem çözme. En önemli nokta liderlik, duygusal zeka atladınız. Duygusal zeka. Devam ediyorum. Artacağı öngörülen 2022. Hep karşılaştırma 2018-2022. Çünkü Wolfsburg'da o konuşulmuş. Analitik düşünce, inovasyon, aktif öğrenme, teknoloji, dizayn, liderlik, muhakeme ve problem çözme, sistem analizi. Bakın, muhakeme ve problem çözme hiçbir zaman yerini kaybetmiyor. Bizim accountancy lafı Amerikalılardan gelmiştir. Esas bizim muhasebe lafı İtalyanlardan gelmiştir. Luca Pacioli accounting lafını kullanmamışlar. Kontabilite lafını kullanmamış. O racon kesme. Yani bir işi muhakeme ederek nasıl yapılacağını anlatmak lafından söylemiştir. Bundan bir parantez söyleyeyim. 3. Azalacağı engellenler. El becerisi, dayanık, finansal ve maddesel kaynak yönetimi. Okuma, yazma, matematik, personel yönetimi falan filan. Peki bu durumda kendimize ve işletmemizde yeni beceriler elde etmek önümüzdeki yıllarda en önemli konulardan biri haline geliyor. Üst yönetim işe alırken geniş ve bir beceri karışımı aradıklarını söylüyor. CEO'lar işlerinde bir tehdit olarak görüyoruz. CEO'ların işi de biraz kaynar gibi gidiyor. CEO'ların değil bak, CEO'lar diyor. Değiştiriyorum, hiç yazmadım. Ben bütün söylediklerimle bağlıyım. Ne yapmalıyız? Yeni yetenekleri işletmeye çekebilmek. Artık yeni kanlara ihtiyacımız var. Yeni yetenekleri işletmek. Ve elde tutabilmek, kaçırmamak, mevcut yetenekleri geliştirmek, dijital bir kültürü işletme içinde desteklemek ve önce olmak, farklı çalışma biçimlerine uyum sağlayabilmek, esnek ve yeniliklere açık olabilmek. Culture is strategy for breakfast diyor. Şimdi yani bu kültür stratejiyi çıtır çerez gibi yer demek anlamında bu. Her şeyin ötesinde kültür karşımıza geliyor. Bu kültürel değişime önem verdim burada. Bir araştırmada en önemli sorun kültürel değişim. Bakın, kültürel değişimde aşağı yukarı burada büyütemiyoruz. Bunların nasıl etkileri? Bunları dağıtabilirsiniz Gülgün isteyen. Bir şey, canlı yayın çekiliyor şu an, web'e yüklenecek. Nerede isterlerse yapabilirler. İyileşen konular: üst yönetimin verdiği önem, iş ortaklarının etkinliği, genel strateji etkinliği, organizasyonel yapının gelişimi, çalışanlardaki direnç. Geri giden konular. Bakın, hep biz çıkıyoruz ha. Bütçe, organizasyondaki yeterli yetkinlik seviyesi, herkes yetkin. Dönüşümde daha çok kültürel ve o dönüşümde sıkıntı yaşanmaktadır. Bu kelimeyi hiç unutmayın, altında da yatıyor. Şimdi bir daha yere gidiyorum. Özetle, şimdi bir yönetici olarak düşünün. Ne yapacağım? Hızlı değişen teknoloji bekliyor, robotlar, toplumsal iş yeri anlayışının değişmesi, analitik çalışma. Beni bekleyen sorunlar Bunlar yönetici olarak süratli karar aldım. Eğer uyamıyorsam emeklilik isteyeceğim. EYT çıkacak, merak etmeyin. EYT'den faydalanır, devam edersiniz. Evet, ve dijital dönüşüm konusunda bize ne düşüyor? Yönetici, hep yönetici. Sonra geleceğim denetçiye, merak etmeyin. Mesleği unutmadım. Zaman kaynak tasarrufu, yalın ve güncel iş modelleri, farklı iletişim metotları, stratejik, kültürel ve bireysel doğru teknolojik çözümler. Bir denetçi olarak dönüşüm bizi etkileri nedir? Bakın, denetçiler yeni teknoloji işlerini uygulayarak iş yapış biçimlerini, denetim süresini azaltmak, denetim kalitesini arttırmak ve müşteri açısından katma değerini arttırmak amacıyla yeniden yapılacak. Bugün hiç kimse de bana bir şey söylüyorsa, eğer KEP programı yoksa hiç kimse denetim yapamaz. Ya. Eğer onu bir tane işletmeyi, ben deriz 40 senelik muhasebe hocası, hayatı bunda geçti, ben peşine 3 kişiyle oturursa bir şirketi, iyi bir şirketi, mesela Türk Hava Yolları gibi bir şirketi, herhalde 3 senede falan denetler. Manuel sistem. Gerçek bu. Yani bu denetim, o zaman hani bir şey olmuş meselesi, yaptık oldu hikayesi var ya, Allah kabul etsin, göm gitsin, tamam gibi olacaksa tamam yani, yoksa yok. Dolayısıyla teknoloji, KEPROM'un ne sanki KEPROM'un olduğu da laf geldiği için söylüyorum. Veya benzeri başka denetim programıdır. Hızlı değişen politikaların sonucunda kişisel sistemin mevcut, gene bize geldi, mevcut yasal düzenlemelere uygunluğunu, bunu insan yapacak. Çünkü size ortaya çıkan bir sürü olaylar, bir sürü yasal zorunluluk çıkacak. Ya bunlar her dijital olay doğru ve her dijital olay bir bilgisayar veya bir program bir insanın 1 milyon senede yapacağı hatayı 1 dakikada, 1 saniyede yapabilir. Doğru. Teknik, teknolojik platformların gelişleri, iş yapış biçimleri ve değer yaratma modellerinde yasal ve paydaş beklentilerini karşılaması raporları. İşletmenin stratejik yapıya dönüşümünü sağlaması. Hani benim bunların hepsini aslında bir şekilde pratik bilgisi, pratik şeklinde sizi Zekeriya Bey söylediğinden kaleme yaptırması. Bu söylediğim için. Denetçilerin yeni devralan örneğin robotların veya yapay zekanın nasıl denetleneceğine ilişkin yöntemlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Arkadaşlar, geleceğin en büyük tehlikesi insan için yapay zeka. Yapay zeka kendini learning machine'e çevirdi. Learning machine öğreniyor. Yani insanın tek özelliği olan muhakeme gücünü yapay zekaya kaptırırsak yandık. Hocam öyle bir soru var mı? Yapabiliyor mu acaba zeka? Valla sonunda eğer ben şöyle söylüyorum, bir gün yani inanırsınız, inanmazsınız. Ben kendi inançlarıma göre söylüyorum. Ben hiçbir şekilde bu dünyanın bir kere var olduğuna inanmıyorum. Bizim için değil, yanlış anlamayın. Böyle bir dünya en az 6 kere yaratıldı. 7.'si biz biziz. Kendi kendini yok edecek. Evet. Bir dahaki sıfırdan yeni başlayacak. Biz 7.'siyiz zaten. O da sonuncusuyuz. İkizini yaratıyor insanlık, evet, değil mi? 7.'siyiz ve sonuncusuyuz. İnanın. İnsan, adam boşuna dememiş. Ne demiş? O mislukmus demiş. Yani insan için bir kuldur. Bunu söyleyen adamlar bunu söylerken çok dikkatli söylemişler. Son not. Dönüşüm bir aracı, amaca dönüştürülmelidir. Yani her geleni almayın. Amacım neyse o. Bu bizim daha yavaş yavaş buraya girmemizi sağlayacak. Elde edilen başarılar dönüşüm ivmesini hızlandıracak ve çarpan etkisi yaratacaktır. Kalıcı olmak için yenilikçiliği attığımız her adımda hatırlamak gerekir. Muhafazakarlık bizim muhasebede var ama dijital, yani teknolojik dönüşümde bu yok. Tutuculuk yok. Teşekkür ediyorum. Benim için. Ha, buluttan bahsetmedi. Şöyle, şimdi bulut aslında çok önemli bir olay değil. Bulut aslında sizin veri depolama yeri. Her şeyi buluta taşıyarak verileri depolama. Aslında söylenen hani big datayı toplayacağımız yeri bulutta, ama şu anda bulut çok rahat bir şekilde hackerlar tarafından istenildiği gibi delik deşik edilip de taşınılabilecek bir yerde. İşte bunu, hatta bulutun şeyi bu. Cloud'un. Çok güvenli değil. Hiç güvenli değil. Hiç güvenli değil. Bulut tamamen güvensiz bir yer. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ne demek? Buyurun. Dediklerinizin birçoğu şimdi dünyada bazı ülkelerde gerçekleşiyor durum. Dünyada bir İngiltere'de, Finlandiya'da karanlık fabrikalar kuruluyor. Karanlık fabrikalar. Karanlık fabrikalardan kurumlar vergisi hesaplaması yapılıyor Finlandiya'da. Orada da hesaplama yapılırken yani bizim açımızdan hani bir mali müşavirlere ne getirecek olayı var ya, bu bir normal fabrika olsaydı kaç kişi çalışırdı, bu elde edilen üretimi kaç kişi yapardı, ona göre vergilendiriliyor. Yani birçoğu şu an kapıya dayandı. Birçok işsiz var bu dijital. Doğru. Yani önümüzde zaman gelmedi. Birçok İngiltere'de ve Finlandiya'da bu işler kapıya dayandı. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu kadar olumsuz düşünmüyorum. Bakın, dünyada devletlerde bir sosyalleşme var. Yani her ne kadar şu an, müsaade edin, bir gün öyle bir olay gelir ki birçok üretimin, yani en azından tüketim amaçlı üretimin çoğunu devlet yönüyle bu şekilde yapılıp devlet kendi kendini vergiler ve kendi kendinden vergi alırsa birçok olay da bedava dağıtılabilir insana. Yani insanın varlığını sürdürülmesi için gereken her şeyin yapılabileceğine inanıyorum ben. Hocam bu konuda da işte bu dediğiniz olay, yani insanlar işsiz kalıyor. Bunlar nasıl gelir elde edecekler konusunda da dünyada şu an temel vatandaşlık geliri, çalışma çok ön planda. Temel vatandaşlık gelirinden kasıt, bu arkadaşa şartsız, kayıtsız bir maaş verir. Yani evet, buranın vatandaşı. Evet, doğru. Söylemek istediğim bu zaten. Evet. Finlandiya'da bu şu an yapılıyor. Evet. Söylemek istediğim bu. Karanlık fabrikadan kastım bir şey yani. Dijital fabrika, iş, evet, işe ihtiyaç duymuyor. Sıfır. Yani iş gücü ihtiyacı robotik olan. Bir katkıda bulunabilir mi arkadaşın söylediğine? Tabii. Ben karışmıyorum. Pardon yani. Yani. Bill Gates'in hayali de, siz daha iyi biliyorsunuz. Yapay zekada Bill Gates'in hayali bu. Robotlara daha fazla iş yaptırarak bir robot vergisi alınıp işsiz kalan insanlara bu fondan gelir temin etmek. Milliyet'in hayali bu. Karanlık fabrikaların işte sosyal dediğim, benim de size anlatmak istediğim sosyal düzen buna dayanıyor. Yani sosyal bir düzen. Ne olur? Zaman gösterir. Ama ben size gerçek bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz burada da böyle egzajere ederek gösteriyoruz. Şu robot insan gibi geziyor falan. Bunlar filmlerde olacak. Bunlar zaten gittiğiniz zaman fabrikalarda bir de tekstil makinesi var. Bir işçinin yapacağını o kendi başına orada yapıyor. Ama hiç yürümüyor veya düşünmüyor veya bir şey yapmıyor, düşünebiliyor. Dolayısıyla çok fazla egzajere etmeden düşünmek lazım. Unutmayın ki yapay zeka da kendi elektriğini üretemeyecek düzeye getirebilirseniz o da çalışmaz. Ama eğer kendi elektrik fişini çekmek, eğer elektriğini kendisinde, yani hepsi bizim elimizde. İnsan maalesef kendi sonunu kendi hazırlayacaktır. Başka şansı yok. Hiç kimseye düşmanı dışarıda aramayıp içindedir. Yani kendi kendinin kurtudur. Evet. Bir taraftan da geri dönüşüm ekonomisinden bahsediyoruz. Aslında orada baktığınız zaman orada da ciddi bir kazançtan söz ediliyor. Yani şöyle, o aslında kayıplarla birlikte sanki kazanç da burada. Şimdi oradaki kazancı şöyle demek söylüyorum. Bunun geri dönüşüm ekonomisi insan iş gücü yönünden belki bir fayda sağlayabilir tali olarak, ama temelde kaynaklara yöneliktir. Hangi kaynaklar? Ham madde kaynağına yönelik bir geri teknoloji dönüşüm endüstrisinden. Bak, en azından benim oradaki arzum, ya intention'um oydu yani. Niyetim oydu. O niyetle bunu söylemek istedim. Geri dönüşümde dünyada Hızla dünya kendi kaynaklarını yok ediyor. Kendi kaynakları, yani fosil kaynakları bırakın ama yeni kaynak yenilenmiyor. Yeni kaynak fosil kaynaklarının yerine alacak daha aynı derecede bir şey kullanılamıyor. Kullanıldığı zaman çok tehlikeli oluyor. Şimdi bunun dışındakilerini işte altın, bakır, gümüş ne yaparsa, ne yaparsanız veya diğer metallere ne bakarsanız çıktığı zaman çok pahalı oluyor. Dolayısıyla geri dönüşümden çok daha ucuz yolla insan kullanımına gönderilebilir. Mesela siz o Discovery'i falan seyrederseniz birdenbire bir fotokopi makinesinin nasıl saksafon olduğunu görüyorsunuz veya nasıl trompet olduğunu görüyorsunuz. İşte sarı kısmı alınıyor. Bunların gelişeceğine inanıyorum. Çünkü en başta da hardware'leri değişecek. Yani bilgisayarların kendisi devamlı değişeceği için en büyük geri dönüşüm onlar olacak. Uzay madenciliği olacak. Dünyanın dışında bir yere. Efendim? Uzay madenciliği. Olabilir. Uzay madenciliği de olabilir. Dünyaya sınırı düştü. Tabii şimdi ben artık öncelikle yani kendi dünyamızda ne yapabiliriz bakmak lazım. Yani o uzaya çıkmak falan ben onlara çok şeyli bakmıyorum. Evet çok güzel de evvela bizim o dünyada o kadar çok kullanabileceğimiz ve geri dönüşümle tekrar kullanabileceğimiz mal var ki uzayda bunu aramak bence biraz abesle iştigal. O çok sonraki insanın uzaktan seyretme ihtiyacı uzayda doğdu. Amerikalılar ay üstünde şimdi şey veriyorlar, tapu veriyorlar. Yahu tapu. İş lazım. Yani bir zamanda cennetten yer satıyorlardı. Şimdi yani yani şimdi olabilir. Hocam, olabilir. Savaşların da sebebi belki de bu olmalı. Şimdi kıt kaynaklar, artan nüfus. Bu savaşların da şimdi bakın, çok güzel bir söz var. Her gün bana bunu Murat söyler. Murat der ki, Murat hangisini bilmiyorum. Aslında onun söylemesi lazım ama ben söyleyeceğim. Yanlışımı Murat düzelsin. 3. Dünya Harbi'nin mutlaka çok büyük bir atom savaşı olduğunu biliyoruz ama 4. Dünya Harbi'nin sapanla yapılacağı malum yani. Einstein mı söylemişti? Einstein, Albert Einstein söylemiş. Dolayısıyla efendim, taş atacaklar insanlar birine yani. Bu kadar basit. Dolayısıyla yani gelecek dünyalar ilk defa bu son dönemdir 7. defa yaşıyoruz. Bu dünyanın sonu. Bence ben hiç inanmıyorum ki bu medeniyetler baktığınız zaman birçok şeylere işte Nuh Tufanı bu medeniyetler belki yok oldu. Tekrar bir medeniyet var. Bunlardan beklenmez. Sürekli üstüne al beklenmeyecekler. Bu medeniyetlerin yani insan kendi kendini mutlaka yok edecek. Bakın söylüyorum size yani insan hızla kendi kendini şu anda bir anda düşünürseniz hepimizin hayran olduğu, bayıldığı bu teknolojiler, şunlar bunlar falan. Bir düşünürseniz önce çok hoşumuza giden, rahat eden şey sonra bizi rahatsız edici olacak. Orada ben yıkıcı etkisi falan bahsettiklerim o. Ama bu duruşa dur diyemezsiniz. İnsan devamlı arzular ve devamlı merak eder. Komite başkanımız aynı zamanda KPMG'de çalışıyor. Sayın Muharrem Karataş. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde 2005 yılında sanırım mezun oldun değil mi? Girdin, mezun oldunuz. Başkent Üniversitesi Muhasebe Finansman Yüksek Lisansını 2010 yılında yaptı kendisi. Gazi Üniversitesi Muhasebe Finansman Doktora tezi var. Meslek kariyerine 2006 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nda başladı. 2010 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'na Genel Sekreter olarak görev aldı. Yine aynı kurumun yeniden yapılandırılması sonrasında da 2011 yılında Kamu Gözetim Kurumu'nda koordinatör olarak çalıştı. Bir ilklerden yeni bir kurum, yeni bir görev. 2014 yılından itibaren de TÜRMOB Başkan Danışmanlığı görevini yürütmüştür. Şu an KPMG'de kariyerine devam ediyor. 2016 yılından bu yana. Evet. Söz sizin Sayın Komite Başkanımız. Buyurun. Ben de izninizle kürsüden konuşacağım. Şimdi benim konum da değişen ve gelişen ekonomilerde raporlamanın ve denetimin önemi. Aslında diğer iki saygıdeğer hocamın bahsettiği konuların yansıması denetim ve raporlamada nasıl olacak, bizleri neler bekliyor, ne durumdayız ondan bahsetmek istiyorum. Bir kere dünya genelinde muhasebe uygulamaları ne durumda? Bağımsız denetime duyulan ihtiyaç, ülkemizdeki muhasebe uygulamaları, ülkemizde artık muhasebeciler olarak tek muhatabımız Maliye Bakanlığı değil, düzenleyici, denetleyici otoritelerin tamamı artık aslında denetim işiyle uğraşan veya muhasebe mesleğiyle uğraşan kuruluş veya kişilerin muhatabı durumunda. Türkiye'de hangi işletmeler denetime tabi ve denetim sektöründe aslında hocamızın da bahsettiği gibi olay denetime, bu bilginin büyük veri analizi içerisindeki bilginin denetiminin nasıl olacak? Hem bağımsız denetimi hem de bilgi sistemleri anlamında denetimi nasıl olacak? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi uluslararası standartların ortaya çıkışı, aslında Zekeriya Hocam Türk Hava Yolları'nın yapısını bize bahsetti. Dünyanın 126 ülkesinde operasyonları olduğunu, 86 para biriminde giriş olduğunu ve bunun geçerli para birimi olan dolar olarak Türkiye'de Borsa İstanbul'da KAP aracılığıyla ilan edilmesi durumu söz konusu. Ve aslında Türk Hava Yolları'nın muhatabı artık sadece Türkiye'deki kişiler değil, dünyada Türk Hava Yolları ile uçan her kişi aslında Türk Hava Yolları'nın muhatabı. Kişi 9 ay sonra bilet alıp uçacağı zaman bile aslında Türk Hava Yolları'na güvenerek, değil mi? Türk Hava Yolları'nın faaliyetlerine devam edeceği öngörüsüyle ne yapıyor? Biletini alıyor, uçuş noktalarından birini tercih ediyor. Aynı zamanda artan teknolojik dönüşümle birlikte, gelişimle birlikte de şirketler artık sadece bir noktada faaliyet göstermekten ziyade dünyanın birçok noktasında faaliyet göstermek durumundalar. Bu nedenle aslında aynı dili konuşma amacı ihtiyacı gündeme geliyor. Yani Türk Hava Yolları 126 noktadan topladığı verileri dünyanın çeşitli ülkelerinde veya herhangi bir yatırımcının, ilgi duyan herhangi birinin, araştırmacının istifadesine sunmak üzere aynı dili konuşmak durumunda kalıyor. İşte bu dil de aslında uluslararası finansal raporlama standartlarını ortaya çıkarıyor. Yani artık ticaret engellerinin ortadan kalkması, teknolojinin gelişmesi, birden fazla ülkede faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artması, IFRS yani Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına duyulan ihtiyacı arttırıyor ve bu standartların kullanımı da gittikçe yaygınlaşıyor. Aslında temel amacı firmaların finansman kaynağı bulmak, yani krediye erişimlerini kolaylaştırmak ve nihai çıktı bu raporlamanın amacı sermaye maliyetini azaltmak. Yani işletme hem kendi ortaklarından öz kaynaklar kullanabileceği gibi dış kaynaklardan da borçlanma ihtiyacına sahip olduğundan dolayı sermaye maliyetini azaltma amacıyla bu standartların gelişimi söz konusu. Yani dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişi Türk Hava Yolları'nın tablolarında açtığında kendi ülkesindeki standartlarla uyumlu tablolarını görmüş olacaktır. Hatta Türkiye'de bazı şirketler hem Türkiye borsasında kote, hem yurt dışında İngiltere'de, Almanya'da veya Amerika'da da kote olan şirketler var. Yine burada açıkladığı tablolar aslında orada da açıklanıyor. Aynı dili konuşma amacı gündeme gelmiş oluyor. Aynı zamanda tek standart seti aslında eğitimin ve uygulamanın da kolaylaşması anlamına geliyor. Yani siz IFRS uzmanı olduğunuzda, Türkiye'de IFRS'leri öğrendiğinizde, TFRS'leri, bunu yurt dışına gittiğinizde de zaten kullanacağınız bir bilgi ortaya çıkmış oluyor. Ayrıca denetimin de etkinliğini arttırmaya ihtiyaç duyuluyor. Şimdi baktığımızda dünyada hangi ülkelerde uygulanıyor dediğimizde aslında dünyanın en büyük ekonomik gücü olarak gözüken Amerika, bakıyorsunuz haritada sarı renkte. Mavi kısımlar uluslararası standartları uygulayan ülkeler, sarı kısım ise yabancı ihraççılar için izin veren ama kendi ülkelerinde menşeli olan Amerikan şirketleri için ise Amerikan standartını istediğini gösteriyor. Yani aslında dünyanın en büyük ekonomik gücü kendi menşeli şirketlerinde IFRS'leri şu anda uygulatmıyor. Bizim Turkcell gibi yabancı ihraççılar için ise IFRS'leri kullanmasına izin veriyor. Bunun nedeni ise kendi standart setinin oldukça hacimli olması ve IFRS, UFRS setinden daha kapsamlı bir yapıya sahip olmaz. Yine son dönemde yeni yayınlanan standartları vakıf olma imkanınız olduysa, işte hasılat standardı, finansal araçlar standardı ve bu yıl yürürlüğe girecek olan kiralamalar standardı TFRS 16 aslında uluslararası finansal raporlama standartlarının Amerikan standartlarına yakınsama sürecinde gerçekleşmiş standartlar. Amerika aslında geçmişten beri taahhütleri var uluslararası finansal raporlama standartlarına geçiş anlamında. Fakat dediğim gibi bu yakınsamanın tam anlamıyla sağlanmasının ardından Amerika'da uluslararası finansal raporlama standartlarını uygulamaya başlayacak. Dünyaya baktığınızda aslında dünyanın büyük bir kısmı uluslararası finansal raporlama standartlarını uyguluyor. Yabancı şirketlerin de Amerika'da IFRS kullanması mümkün. Şimdi bağımsız denetime duyulan ihtiyacın temel nedeninin güvenilirlik olduğundan bahsetti diğer konuşmacılarımızda. Kişilerin veya kuruluşların ekonomik kararlarını alırken duyacakları bilginin güvenilirliği söz konusu. Bunun içinde aslında bir işletme var, bir de diğer kullanıcılar var. Arada biz bağımsız denetçiler de bu bilgilerin doğruluğunu ve gerçeğe uygunluğunu ne yapmış oluyoruz? Güvenilirliğini teyit etmiş oluyoruz. Yani bağımsız taraf olarak işletme tarafından açıklanan bilgilerin kullanıcıların güvenilir olarak kullanmasına imkan tanıyacak kriterlere göre yayınlanmasına aracılık etmiş oluyoruz. Şimdi ülkemizdeki muhasebe uygulamalarına baktığımızda 92'deki muhasebe sistemi uygulama genel tebliğini görüyoruz. Şu an için halka açık şirketlerimiz, bankalar, hazine şirketleri zorunlu olarak TFRS uygulasalar da aslında defterlerin tutulması yine bu 92 yılında yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre devam ediyor. Yine geçtiğimiz günlerde Kamu Gözetimi Kurumu internet sitesinde bir taslak açıkladı. Finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağı. Yani defterlerin tutulmasında da hesap planının güncellenmesi söz konusu. Hesap planının güncellenmesinde de temel referans alınan noktalar TFRS'ler, BOBİFRS ve diğer işletmeler için ihtiyaç duyulan düzenlemeler. Tabii buradaki direnç noktası da Maliye Bakanlığı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii yine teoride, uygulamada akademisyenlerin de tartıştığı hesap planının TFRS'lere uygun olmasının gerekli olup olmadığı yönünde de yine tartışmalar söz konusu. Ama yine dediğim gibi Kamu Gözetimi Kurumu tarafından bu taslak görüşe açıldı. Mart ayının sonuna kadar görüşler alınacak. Buna göre hesap planının güncellenmesi de yine söz konusu olacak. Aslında milat 1 Ocak 2013'ten itibaren yürürlüğe giren TTK olarak değerlendiriliyor. Fakat 2005 yılında zaten Sermaye Piyasası Kurulu'na tabi şirketler, 2006 yılından itibaren de BDDK'ya tabi işletmeler, 2008'den itibaren de sigorta şirketleri TFRS'leri uyguluyorlardı. 2013'te aslında bu üç nitelikteki işletme dışındaki işletmeler açısından da TFRS gündeme gelmiş oldu. Tabii 1 Ocak 2013'te ilk yayınlandığında tüm sermaye şirketlerinin TFRS uygulaması öngörülüyordu. Ama sonradan bakıldığında TFRS çok hacimli bir set olduğundan tüm işletmelerinin TFRS uygulama yükümlülüğüne gerek olmadı. Yine Kamu Gözetimi Kurumu tarafından TFRS uygulamayı tercih etmeyen veya zorunlu olmayan işletmeler açısından da BOBİFRS dediğimiz büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı yayımlanmış oldu. Bu BOBİFRS aslında yerel bir standart. Uluslararası alandaki düzenlemelerden esinlenilme var. Fakat BOBİFRS anlamında TFRS gibi global geçerli olan bir standart değil. Yani yurt dışı bir kreditöre gönderdiğinizde sizden neyi isteyecektir? TFRS, IFRS tabloları istemesi gündeme gelecek. TFRS'ler Kamu Gözetimi Kurumu tarafından, daha önceden Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanıyordu. Birebir olarak yayımlanmış durumda. Yani TFRS seti uluslararası finansal raporlama standartları setiyle birebir uyumlu durumda. Yine dediğim gibi 2018'de TFRS 15 hasılat, TFRS 9 finansal araçlar yürürlüğe girdi. Kompleks yapıda, karmaşık yapıda standartlar aslında ekonomik dönüşümün, gelişimin şirketlerin finansal tablolarına yansımasını da çözüme kavuşturabilmek için standartlar da gittikçe karmaşık hale gelmeye başlıyor. Çünkü şirketlerin faaliyetleri karmaşık yapıya büründükçe bunların muhasebesi de doğal olarak raporlaması da karmaşık yapıya büründüğünden çok hacimli standartlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yine 1-1-2019'dan itibaren kiralamalar standardı TFRS 16'da mevcut kiralamalar standardının yerini alacak. Yine bu da aslında iş dünyasının dönüşümü çerçevesinde yayımlanan bir standart. İşletmeler artık varlıkların mülkiyetine sahip olmaktansa operasyonel yükleri hafifletmek adına kiralama yöntemine başvuruyorlar. İşte daha önceden değil mi, firmalar bütün araçları satın alırlardı, iş makinelerine, ofis malzemelerini, ama günümüzde bu operasyonel yüklere katlanmamak adına, hatta bunun sermaye maliyetini de azaltabilmek adına ofisleri de dahil olmak üzere iş yapmak için kullandığı bütün varlıkları kiralama yöntemine başvuruyorlar. Artık kiralama işlemleri de çok kompleks yapıda olduğu için bu standardın da yayımlanmasına ihtiyaç duyulmuş oldu. TFRS 16 kiralamalar. Artık yine aslında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı'nın da 2008'de dediği gibi hayalim demişti, uçtuğum uçağın ilgili havayolu firmasının bilançosunda görünmesiydi. Yani operasyonel kiralamayla alınan uçaklar da artık havayolu şirketlerinin bilançosuna girmiş olacak. Çünkü bu uçakların mülkiyetinin edinmesinden ziyade kiralama yöntemiyle edinilmesi söz konusu olduğu için standartlar da ekonomik gelişmeler karşısında duyarsız kalmıyor ve dönüş. Şimdi düzenleyici, denetleyici otoritelerimiz kim dediğimizde aslında yeni isimleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜRMOB, meslek kuruluşu olarak temel sertifikasyonu yapan kuruluş olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK Bankacılık, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve yine geçen yıl yaptığı düzenleme ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da 15 milyon doların üstünde kredisi olan şirketlerden 3'er aylık dönemler itibariyle bu kredilerle ilgili bilgilerin kendisine raporlanmasını istedi. Raporlanan bu bilgilerin de yine güvenilirliğini kime test ettirmek durumunda kaldı? Bağımsız denetçilerden yıllık bunların denetimini talep etmeye başladı. Yani yine aslında bu finansal dönüşüm bizim mesleğimizi etkiledi. Aslında yeni bir iş alanı da ne olmuş oldu? Yaptığımız denetimler arasına TCMB veri formu denetimleri de girmiş oldu. Yani her zaman ekonomik dönüşüm bizim açımızdan bir tehdit değil, bazen fırsatlar da, yeni iş alanları da doğurması söz konusu. Neden bu kadar çok kurum var dediğimiz için dediğimizde ekonomik faaliyetler çok karmaşık hale geldi. Bu nedenle de bunların düzenlenmesi, denetlenmesi de artık çok karmaşık bir yapıda. Yani hatta son dönemde hükümetin projeksiyonunda da bu düzenleyici, denetleyici kurumların birleştirilmesi, yani SPK, BDDK ve sigortacılığın bir üst kurulda yapılanması konuşuluyor. Bunun birleştirilmesiyle belki bu karmaşık yapı biraz daha rahatlamış olacak. Ama değişen, dönüşen teknoloji, ekonomi bizim üzerimizdeki düzenleyici ve denetleyici otorite baskısını da arttırıyor. Neden? Aslında biz bilgilerin, finansal bilgilerin güvenirliğine teyit verdiğimizden dolayı bizim verdiğimiz teyidin güvenirliğini de aslında bu kuruluşlar ne yapmış oluyor? Akredite etmiş oluyor. Yani biz de ilgili kurumlardan yetki almak suretiyle bizi denetçinin de denetimi gündeme geldiğinde, yani denetlediğimiz bilgilerin güvenirliğini de bizi denetleyerek aslında bu düzenleyici kuruluşlar ne yapmış oluyor? Gözetim mekanizmasıyla katkıda bulunmuş oluyor. Şimdi denetime tabi olma dediğimizde ilk TTK yayınlandığında bütün sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olması öngörülmüştü. Fakat ne şirketlerin buna çok fazla hazır olduğu ne daha ekonomik koşulların buna çok müsait olmadığı düşüncesiyle, ihtiyaç duyulmadığı düşüncesiyle bunu aşamalı yapma kararı alındı. Ve kriterlere bağlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla kriterler yayınlanmaya başladı. İlk baktığınızda 2013 yılında 150 milyon aktifle 200 milyon satış hasılatıyla başlayan 500 çalışan üzeri şu anda geldiği noktada 35 milyon aktif, 70 milyon net satış hasılatı 175'te çalışana düşmüş oldu. Bu kriterleri üst üste 2 yıl sağlayan şirketler denetime tabi olmuş oldu. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK, hazine şirketleri ise herhangi bir kritere aranmadan bu kuruluşların düzenleme ve denetimine tabi olduklarından dolayı aynı zamanda bağımsız denetime de tabi oluyorlar. Bu kriterlerin referans noktası aslında bizim çalışma komisyonumuzun da konusunu oluşturan Avrupa Birliği düzenlemeleri. Avrupa Birliği'nde bu kriterler 4 milyon euro, 8 milyon euro ve 50 çalışan. İlk yayınlandığı haliyle tabii ki o dönemki kuru da dikkate aldığımızda çok yüksek kalıyordu. Şu an büyük ölçüde yakınsama sağlanmış oldu. Yani 4 milyon euro, 8 milyon euro ve 50 çalışan. Yani denetimin kapsamı da izleyen yıllarda bu kritere ulaştığında bağımsız denetim işi işimizin büyük bir kısmını oluşturmaya başlayacak. Yani denetlenecek şirket sayısı da artacak. Şu anda 7.000-8.000 civarında şirketin denetime tabi olduğu ama nihai durumda 22.500-23 firmanın ileride denetime tabi olacağı konuşuluyor. Ya ne yapmamız gerekiyor? Denetim kuruluşları olarak da, denetçiler olarak da bizim de bu sektöre, bu pazarı denetleyebilecek nitelikteki insan kaynağını, teknolojiyi kendi bünyemizde barındırmamız gerekiyor. Şimdi kariyer fırsatlarına baktığımızda şirketlerin yapısı da aslında gelişen, dönüşen dünyada tartışılıyor. Amerika'da ve İngiltere'de yaşanan olaylarda, krizlerden, finansal krizler sonrasında büyük denetim firmalarının yapısına baktığımızda 3 bölümden oluşuyorlar. Bağımsız denetim dediğimiz, aslında ortaya çıkışları bağımsız denetim faaliyeti. Sonrasında vergi denetim ve danışmanlığı fonksiyonları da üstlenmeye başlamışlar. Yani ülkemizdeki yeminli mali müşavirlik. Bir de aslında artık denetimin de verginin de ötesine geçen danışmanlık fonksiyonları. İşte bu danışmanlık gelirlerinin diğer gelirleri aşması aslında bizim yaptığımız çalışmaların güvenilirliği hakkında kamuoyunda ve düzenleyici, denetleyici otoriteler nezdinde bir risk olarak gözüküyor. Yani bağımsız denetimden veya vergiden ziyade şirketlere danışmanlık yapılması fonksiyonuna yönelilmesi bu bağımsız denetim ve vergi denetimin kalitesinde azalmaya yol açtı. Hatta şu şekilde de bir yansıması oluyor. Yeni mezun arkadaşlarımız bağımsız denetim veya vergi bölümünden ziyade hangi bölümde çalışmak istiyorlar? Danışmanlık bölümünde çalışmak istiyorlar. Danışmanlık bölümü daha cazip hale geldiğinden dolayı bu şekilde bir aslında hem bir fırsat, yani danışmanlık gelirleri elde etmek, fakat aynı fonksiyon bizim global liderimizin dediği gibi de bağımsız denetim bizim markamız, etiketimiz. Aslında geldiğimiz noktayı da unutmamak adına bağımsız denetimin öneminin artması gündeme geliyor. Yine bunun altında klasik finansal tablo denetimi yanı sıra finansal hizmetler ve bilgi sistemleri risk yönetimi bölümleri aslında güçleniyor. Yine son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu da BDDK'dan sonra şirketlere bilgi sistemleri denetimi yapma konusunda yetki vermeye başladılar. Yani halka açık şirketlerde de bilgi sistemleri denetimi gündeme gelecek. Tabii izleyen yıllarda bu kapsam yine genişleyerek aslında tüm şirketlere belki de bizim bağımsız denetçiler olarak bilgi sistemlerinin güvenilirliğine güvence vermemiz istenebilir. Yani bağımsız denetim alanında bu söz konusu. Şimdi aslında yeni ve gözde uzmanlık alanları ne dediğimizde hani belki 2030'lar 2040'lar değil, yakın gelecekte şu anda hatta mevcut olan uzmanlıklar, gözde alanlar neler olduğunu dediğimizde aslında şirketlerin stratejik danışmanlığa ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Yani stratejik yönetim ve stratejik yönetim uzmanlığı konusunda yüksek düzeyde bir danışmanlık ihtiyacı görüyorlar. Yani önceden patron kendisi bakıp havayı koklayıp yatırım yapacakken şu anda dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor, İstanbul'da neler oluyor, sektöründe neler oluyor bunu anlayabilmesi için danışmanlık kurması gerekiyor. Derecelendirme ve derecelendirme uzmanlığı. Yine kredi kuruluşlarına gittiğinizde aslında yakın gelecekte yine Türkiye'de de bankalar bir rating notu isteyecekler. BDDK bir yönetmelik taslağı yayınladı Aralık ayında. Bu yönetmelik taslağında 2 milyon TL üzerinde kredi başvurusu yapan işletmelerden bağımsız denetim raporu istenmesi zorunlu hale gelecek diye bir taslak yayınlandı. Zaten şirket bağımsız denetime tabiyse o raporu verecek. Ama değilse de 2 milyonun üstünde kredi istiyorsa yine aslında şirketlerin bağımsız denetim raporunu sunmaları gerekecek. Bu da ilerleyen Basel 3 kriterleriyle birlikte aslında şirketlere de bir kredi notu verilecek. Findex'te bizim bireysel kişiler olarak gördüğümüz bu kredi notlarını şirketler açısından da teyit edilmesi gündeme gelecek. Yine kurumsal yönetim derecelendirme ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı. Bu hep bir modadır biliyorsunuz. Kurumsal bir şirket olmaya karar verdik. Kurumsallaşacağız. Hangi düzeyde kurumsallaştınız? Bunun da bir nota bağlanması. Şu anda Borsa İstanbul'da endekste kurumsal yönetim endeksine giren şirketlerden ziyade ileride de tüm şirketlere kurumsal yönetim ilkelerinin bir derecelendirmesinin yapılması gündeme gelecek. Finansal işlemlerin karışıklığı sonucunda yine bir uzmanlık alanı aslında şirketler bünyesinde kuruluyor. Biz bağımsız denetçiler de gittiğimizde bizim önümüze konulan aslında yapılmış hesaplamaları bizim teknik bilgimiz o anlamda çok fazla yeterli olmadığında bu uzmanlara sıklıkla başvuruyoruz. Finans matematiği ve uzmanlığı ve aslında yine bu aktüeryer hesaplamaların yapıldığı kişilerin de uzmanlıkları gündeme gelmiş oluyor. Yine aslında bu TFRS 9 finansal araçlar standardı sonrasında popüler olmaya başladı. Finansal araçlar ve uzmanlığı. Normal bir denetçi olarak bütün finansal araçların yapısına, hesaplanmasına çok hakim olamıyorsunuz. Çok fazla sayıda türev ürün, riskten korunma muhasebesi söz konusu. Bu alanda da spesifik uzmanlaşan arkadaşların şirket bünyesinde öne çıktığını görüyoruz. Yine şirket değerleme uzmanlığı aslında her türlü değerleme, değer atfetme işi gözde gözüküyor. E-ticaret muhasebe uzmanlığı. Bilişim teknolojileri denetim uzmanlığı, bu aslında en gözde alanlardan biri olarak yine karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi Türkiye'de BDDK şu anda istiyor. SPK da bu yıldan itibaren isteyecek. İzleyen dönemde tüm düzenleyici, denetleyici kuruluşlar yani Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere şirketin muhasebe sisteminin işleyişinin teknolojik açıdan denetiminin yapılması kaçınılmaz bir hale gelmiş olacak. Yine son dönemde kalite güvence uzmanlığı. Bağımsız denetim raporlarının ve bağımsız denetim sisteminin işleyişine güvence verilmesine ilişkin hem şirket bünyelerinde oluşturulan birimlerde hem de şirket dışı danışmanlıklarla bağımsız denetimin gözetimi, danışmanlığı, kalite kontrolü gündeme geliyor. Yani aslında baktığımızda ileride yapacağımız işler aslında çok fazla teknik detayda olan işler ve bir arada çok fazla yapılamayacak işler. Yani belirli alanlara yönelip o alanların detayında uzmanlık gerektiren işler haline gelmiş olacak. Yani genel bir yapıya, genel bir bilgiye sahip olmanın yanı sıra bir de aslında ne olması gerekiyor? Bir uzmanlık alanımızın olması gerekiyor. Yine şirketlerin bünyelerine baktığımızda standartlar bazında bile belli kişilerin uzmanlığına başvuruldu. Yani bu TFRS seti dediğimiz standartların hepsini genel olarak bilse de denetçiler belli standartlar alanında uzmanlaşmış kişilerin de yine gündeme geldiğini görüyoruz. Yani aslında genel bir bilginin yanında belli bir alanda uzmanlaşmanın önemi de gün geçtikçe artmış oluyor. Evet, benim de bahsedeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz hususlar varsa Gülgün Hanım. Muharrem arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Önce dünyayı dolaştık, sonra Türkiye'ye geldik ve ardından bugünü konuştuk. Şimdi sıra hocamızda. O da bize Ankara'dan üniversite bacağını, akreditasyonu, değil mi hocam? Biraz farklı bir cepheden bakacak. Kısa bir tanıtım ister misiniz hocamızla ilgili? Herkes tanıyor gerçi ama şeyim diyor. Evet, 1963 yılında doğmuşsunuz hocam. Doğru. Öyle diyorlar. Ben böyle yazıyordu. Ama hocam saklamıyor yaşını. Espri olarak da yaptı biraz. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 1988 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı Marmara Üniversitesi'nde 1999'da doçent, 2005 yılında da profesör unvanını aldı. 2012 yılından beri Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu üyesi olan İFA'nın aynı zamanda TÜRMOB'un ve Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin üyesidir kendisi. Marmara Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora programında finansal muhasebe, sermaye piyasası denetim uygulamaları, iç denetim, IFRS, aracı kurumları, muhasebe sistemleri ve organizasyonu gibi dersler vermiştir. Ve hocamız 29 Kasım 2017'deki resmi gazeteyle Işık Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır. Tekrar tebrik ediyoruz ve sözü kendisine veriyoruz. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Burada bugünlere gelmemde beni yetiştiren hocam. Gerçekten feyiz aldım her zaman. Onu da anmak isterim. Teşekkür ederim. Tabii bu meslek odasının, bu mesleğin çok büyük katkısı olmuştur. Toplantı, Avrupa Birliği Komitesi'nin toplantısı. Ben o çerçevede bir konuşma yapmak istiyorum. Küresel neler oluyor? Oradan Avrupa Birliği'ne inip, Türkiye'ye gelip mesleğin bu yapı içerisindeki durumunu irdelemek istiyorum. Şimdi geçen haftaydı yanılmıyorsam bitti. Davos'ta bir toplantı vardı biliyorsunuz değil mi? Davos 2019 Dünya Ekonomik Forumu. İzleyeniniz oldu mu? Parmak kaldırsın lütfen. Evet, yok. Yani bir iki tane Murat Ceyhan arkada, bir iki tane arkadaşımız. Bakın çok enteresan bir konuyu işlediler. 4.0 globalleşme, endüstri 4.0'ın dünyayı, iş dünyasını, toplumu nasıl etkilediğini irdelediler. Çok ilginç konuşmalar oldu. Bunu bir kenara koymak lazım. Yani dünyanın şu anda gündeminde endüstri 4.0, globalleşme 4.0. Bu globalleşme bazı ülkeleri çok zenginleştiriyor, bazı ülkeleri fakirleştiriyor. Burada nasıl bir denge kurulabilir hem ekonomik olarak hem sosyal olarak bunu konuşuyor. Ve iş dünyası şu anda bu değişimi yakalama çabası içerisinde. Konuşulanlara bakarsanız YouTube'da var, internette var, hem görsel hem yazılı. Hem sözel olarak benim aldığım mesaj, değişim geldi. Ya bu değişimi siz yakalarsınız veya arkasında kalırsınız, çok büyük bir maliyet ödersiniz. Yine konuşulanlardan bazıları, bazı mesleklerin, bugün yapılan bazı mesleklerin gelecekte olmayacağı. Bugün geç geldim, Ankara'daydım. Yükseköğretim Kurulu'nun bir toplantısı vardı. Yükseköğretim Kurulu, Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı bir kendi aralarında çerçeve protokolü imzaladılar. Bunun da nedeni üniversitelerin daha fazla teknolojiye dönük, lisansüstü doktoraya dönük araştırmalarının Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bir araya getirilip arttırılmasıdır. Enteresan şeyler. Muharrem kardeşimiz söyledi. Onun bıraktığı yere de işaret edeyim. Evet, YÖK'ün çeşitli çalışmaları var. Ben bizim meslekte de paralellik olduğunu düşünüyorum. Örneğin kaliteyi çalışıyor YÖK. Mesleğimizde de kaliteyi konuşuyoruz. YÖK'ün bir diğer projesi, önemli bir projesi, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma. Burada da konuşuldu. Artık YÖK misyon üniversitelerde misyon farklılaşmasını ve ihtisaslaşmayı konuşuyor. Belli üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşmasını istiyor. Tıpkı bizim mesleğimizde konuştuğumuz gibi. Daha kaliteli hizmet ve uzmanlaşma. Sayın YÖK Başkanı'nın konuşmasında oradan referans vereyim. Şunu söylüyor. Türkiye'de üniversiteler önemli ölçüde birbirine benzer. Bunların farklılaşması lazım. Bu farklılaşma da kolay olmuyor. Biraz sancılı oluyor. Efendim dünya globalleşme 4.0, endüstri 4.0'ı konuşuyor. Avrupa'da orada, o da onu konuşuyor. Ben biraz hayret ediyorum. Bizim ülkemizde, gündemimizde var mı diye ciddi ciddi sorguluyorum. Yani biz endüstri 4.0'ı, globalleşmeyi ülke olarak ne kadar konuşuyoruz? Oradan dünya konuşuyor, Avrupa Birliği konuşuyor. Biz ne kadar konuşuyoruz? Oradan dönüyorum. Mesleğimizde ne kadar konuşuyoruz? Yani Endüstri 4.0 bugün Dünya Ekonomik Forumu'nun gündemine gelmişse, bana kalırsa bizim mesleğimizin gündemine gelmesi lazım. TÜRMOB'un gündemine gelmesi lazım. İSMO'nun gündemine gelmesi lazım. Bizlerin meslek mensuplarının gündemine gelmesi lazım. Oturup bu nedir? Buna biz nasıl adapte olabiliriz diye, neler yapmalıyız diye düşünmeye, oradan planı yapmaya, oradan uygulamaya geçmeye bence başlamalıyız. Sanki biraz geç kalıyoruz. Araştırma üniversiteleri konuşuldu, bölge üniversiteleri konuşuldu, hedef odaklı uluslararasılaşma konuştu, hedef odaklı uluslararasılaşma ve belli projeler. Şimdi bunlar bizim konuştuğumuz, bana göre mesleğimizle de bağlantılı olan konular. Geliyorum biraz daha mesleğin içerisinde, uluslararasında neler oluyor? 2 ay önceydi tahminen. Odamızın başkanı Yücel Akdemir'le ICAEW'ya gittik. Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Bugün 4 büyük denetim firması ya da muhasebe firmaları diyoruz ya, o 4 büyük denetim firmasının kurucularının çıktığı, bir dönem orada başkanlık yapanlar da var, üye olan, uluslararası merkezi Londra'da olan bir bizdeki gibi oda değil ama enstitü diyorlar onlar. Enstitü diyorlar bizdeki çevrimiyle. Oraya gittik, ziyarete gittik. Konuştuk. Ben dedim ki sizin gündeminiz ne? Gündeminiz ne dedim. Avrupa sorumlusuna bunu sordum. Dedi ki A, B, C, D. Anlamadım dedim. A. Artificial Intelligence. Yapay zeka. B. Blockchain. Şu anda dünyanın gerçekten saygın hala ve lider kuruluşlarından biri. B. Blockchain dedi. C. Cyber Security. Cloud Computing dedi. Siber güvenlik ve bulut bilişim. D. Data Analytics dedi. ABCD. Bununla ilgili çalışıyoruz dedi. Peki bir an düşündüm. Bizim gündemimizde, bugün meslek odası olarak, meslek mensubu olarak bizim gündemimizde ne var? Angaryalar, evet. Haksız rekabet, tahsilat problemi. Yani ilk üçü bu herhalde. Hepimiz hemfikiriz. Peki var mı yapay zeka, blockchain, cyber security, cloud computing, data analytics var mı? Bir yerde konuşuyor muyuz? Hayır, konuşmuyoruz. En azından ben bilmiyorum konuşulduğunu. Konuşmuyoruz. O zaman bir şeyler sanki doğru gitmiyor. Yani bizim gittiğimiz, bizim meslek odamızın, biz meslek mensupların gündemi ile dünya gündemi sanki çok farklı. Onlar doğru yolda mı? Öyle anlaşılıyor. Yani referansı geçmiş olarak alırsanız öyle anlaşılıyor. Peki o zaman bizim yolumuzu belki o tarafa çevirmek lazım. Dijitalleşme. Başta altında belki toplayabiliriz. Yani dijitalleşmeyi bu meslekte konuşmamız lazım. Ve acilen Endüstri 4.0'ın da yaratacağı yıkıcı şeyler, teknolojiler diyorlar. Bu yıkıcı bir teknoloji. Peki, bu gündemi konuştuk. İşte dedik ki peki tamam, Sayın Başkan Yücel Akdemir'le peki biz ne yapabiliriz konuştuk ve onları buraya davet ettik. Geçen hafta buradalardı. ICEW, Martin Manuzzi, Megan diye bir teknik danışmanıyla geldiler. Ve biz oturduk bir gün, işte Gülgün Hanım'ın liderliğinde oturduk, bir gün onlarla çalıştık. Biz kendimizi anlattık onlara, onlar kendilerini anlattılar, uluslararasını konuşuyoruz. Mesleğin uluslararası tarafını ve biz ne yapmalıyızı konuşuyoruz şu anda. Peki dedik, evet yani belli işbirlikleri yapmalıyız. Ne yapmalıyız? Onlar ne yapıyorlar? Onların yaptıkları şu, benim anladığım, benim çıkarttığım sonuç. Meslek mensubunu çok güçlü hale, donanımlı ve güçlü hale getiriyorlar. Ve şeyleri yok. Hani herhangi bir toleransları da yok. Bu iş ciddi bir iş. Çünkü sizin gidip danışmanlık yaptığınız firmayı büyütmeniz lazım. Geliştirmeniz lazım. Bizim daha çok yaptığımız sanki biz resmi işlemleri yapıyoruz. Yani bildirge, beyanname, BA, BS neyse defter yazma, mal tabloları çıkartma. Temelde bu. Daha çok yaptığımız bu. Bunun ötesine kaymak lazım. Nasıl olur? Muharrem Bey söyledi. Danışmanlık. Fakat o da kolay bir şey değil. Ben size söyleyeyim. Yani ben hep işin mutfağındaydım. Hep mutfakta çalışıyordum. Yani bu meslek mensubu olarak çalışıyordum. Şimdi masanın bir tarafından öbür tarafına geçtim. Yani bu hizmeti arz eden değil, talep eden tarafa geçtim. Ha, dünya öyle değilmiş. Bunlar çok güzel şeyler. Tamam. Stratejik danışmanlık. Ben almaya çalışıyorum. Bana stratejik danışmanlık verecek bir firmayı bulamadım. Üniversitede almaya çalışıyorum. Evet, çok ihtiyacım var. Bizde üniversitede aşağı yukarı 15 kişilik bir mali işler kadrosu var. Danışmanlarımız da var. Yeminli mali müşavirimiz de var. Ben mutlu olamıyorum. Neden mutlu olamıyorum biliyor musunuz? Yönetici olarak, üniversitenin başındayım, rektör olarak beni besleyecek, bana yararlı olacak, üniversiteyi daha ileriye taşıyacak bilgi gelmiyor bana. Gelmiyor. Ya da ben bu işi biliyorum, hani çok fazla şey istiyorum. Çok istemiyorsunuz hocam. Evet yani bir şey istiyorsunuz ama siz de tabii, değil mi üstad yani tabii. Aynı şekilde evet, siz de öbür tarafa geçtiniz. Biz de dünyanın dört bir tarafından danışmanlık evet, alıyoruz, şey yapıyoruz ama hakikaten sizi böyle doyuracak, şey yapacak öyle çok şey değil. Yani bu ciddi bir mesele çünkü o know-how oluşmadı. O know-how'un oluşması için bir geleneğin, bir şeyin evet, oluşması lazım. O işte bu şeyin başından beri konuştuğumuz o big data bilmem ne, dünya nereye gidiyor, o trendler ne, bunlardan bir yararlanmak lazım. Biraz tamam title'lar şunlar bunlar çok güzel. Bakın Ankara'dayken bir firmadan bir danışmanlık alıyoruz. İngiltere'den işte daha iyi şey diye getirdikleri şey. İşte wonderful model var. Karşı tarafta bir model önerdi. Ben olmayacağını söylüyorum. Wonderful model, wonderful model. How is wonderful dedim. How is wonderful'un cevabı yok. Ondan sonraki toplantılara girdiğimizde adam bir şey konuşacak, bakıyor, ulan diyor şimdi yine bu buradan böyle çak diye bir şey çakacak, bütün karizma gidecek. Yani hakikaten şey, yani orada siz işi egzajere etmiyorsunuz, maalesef tablo bu. Bu yani hemfikiriz, buna memnun oldum açıkçası. Ben mi çok şey yapıyorum, sorun ediyorum diye. Zekeriya Bey de, o da masanın öbür tarafında, şu anda hizmet talep eden tarafında, onu duyunca da açıkçası kendimi teyit ediyorum. Ya sorun şu sanki, çağırıyorsunuz, danışman geliyor, danışman işi anlayamıyor. Enteresan bir şey, bana öyle geliyor. Yani üniversiteyiz biz, bir hizmet sunuyoruz. Bu hizmetin, burada süreçler var, çeşitli süreçler var. Ben bağımsız denetim background'u olan biriyim. 15 sene bağımsız denetim yaptım ben. Ve uluslararası firmalarda çalıştım. Yani herhangi bir yerde değil, dünyanın sayılı firmalarında çalıştım. Siz bilmediğiniz işi denetleyemezsiniz. Evet. Ya da bana üniversitede şu öğretildi, hocalarım öğretirdi. Muhasebe için işi bil, işi bileceksiniz. Her şeyden önce ya ister muhasebeci olun, ister danışman olun, ister raporlama yapın, ne yapar, denetim. Her şeyden önce işi bileceksiniz. Sonra düzenlemeleri, mevzuatı öğreneceksiniz. Sonra işlemi muhasebeleştireceksiniz. Sonra onu denetleyeceksiniz, sonra analiz edeceksiniz. Ama işin başı işi bilmek. Şimdi ben bakıyorum, yani o süreçlere hakim olamıyorlar. Kolay bir şey değil. Gerçekten kolay bir şey değil. Uzmanlaşma burada çok önemli. Hani eğitim sektöründe uzmanlaşmak, maden sektöründe uzmanlaşmak, inşaat sektöründe uzmanlaşmak öbür türlü olmuyor. Yani firmaya faydalı bilgiler verilemiyor. Ben şu anda bunu net olarak görüyorum. Benim için çok müthiş bir tecrübe ediniyorum şu anda. Hep bu işin arzını veren biriyken birden talep eden tarafa geçtiğimde aramızda da vardır. Çok farklı olduğunu görüyorum, anlıyorum. Burada dikkat etmek lazım. İşi çok iyi bilmek lazım. İşi bildikten sonra yönetebilirsiniz. İşi bildikten sonra danışmanlığını yapabilirsiniz. Çok büyük de bir tecrübe gerekiyor bu manada. Şimdi dönüyorum. ICW. Burada oturduk, konuştuk. Bizim yaptığımız işler resmi ve biraz da sanki rutin işler. Ben zaman zaman başkanla da konuşuyorum. Dünya, uluslararası çok başka bir yerde. Bizim mesleğimizin özünde kamu yararı var. Bunu unutuyoruz sanki. Kamu yararı var. Fayda yaratmak var. Bu faydayı da kamu yararını sağlayacak şekilde yaratmak var. Bugün uluslararası, yani nereye giderseniz gidin, bu meslek kamu yararı için yapılan bir meslektir. Ben onu daha şey yapıyorum. Yani bizim meslekte yetim hakkı yememek lazım. Dikkat etmek lazım. Yani yaptığımız işte yetim hakkı var. Bu sorumlulukla, bu bilinçle, sosyal sorumluluk dediğimiz kavram, bununla gitmek lazım. Kamu yararı. Şimdi kamu yararını önemsiyorlar. Martin'le şeyi konuşuyoruz. Dedi ki Martin, yemekteyiz bir ara. Ya dedi, bir danışmanın, CA, Chartered Accountant'ın yaptığı bir işte kendi menfaati var ama etik de değil. Bunu yapması lazım mı? Bir iş yapıyor. Bu işi yaparsa menfaati var ama etik değil. Şey örneğini verdi. Yani Hakem görmeden futbolcu eliyle topu kaleye atsa, gol olsa, bunu o oyuncu söylemese olur mu? Dedim ki niye olmasın ya? Yani bana ne? Ben olsam atarım, havaya da sıçrarım, hakem görmedi. Gol de saydıysa olmaz dedi. Şimdi dedi biz bunu çalışmaya başladık. Bunu oyuncunun gidip söylemesi lazım. Bunu gol olarak saymaması lazım. Biz şu anda bu konuyu çalışmaya başladık dedik. Bakın kamu yararının altını çiziyor. Evet. Ve bunu yaparken de bütün işletmelerde işletmeye fayda sağlamak. Çok da kolay bir iş değil çünkü işi çok iyi bilmek lazım. Onlarla yaptığımız çalışmada bugün mesleğin gündemi teknolojiye oturmuş durumda ama etiği unutmuyorlar. Ve ben size bir şey daha söyleyeyim. Çok ilginç, bana öyle geliyor. Artık iş, bizim mesleğimiz bir, manuel olmaktan gittikçe uzaklaşıyor. Şu tartışmayı da yaptık onlarla. Ben açılış konuşmasında söyledim. Bu meslek yok olmayacak. Ben o kanaatteyim. Bu meslek dönüşüyor. Dönüşüyor. Ya biz o dönüşümü yakalarız, onu yaparız veya bu meslek bizi terk eder. Biz onu terk etmek istemeyiz ama o bizi terk edebilir. Bunu söyledim. Bu konuda çok farklı düşünceler var, şu var, bu var ama bana göre meslek ciddi biçimde dönüşüyor. Çok ciddi biçimde teknolojiye bağlı olarak işte Dünya Ekonomik Forumu artı Avrupa Birliği'nde şu anda birçok büyük firmanın ve ülkenin meslek örgütlerinin, bizdeki deyişle meslek örgütlerinin gündeminde bu var. Bu teknolojiyi yakalamak lazım. Teknolojik dönüşümü yakalamak lazım. Şimdi YÖK kendisi bir dijital dönüşüm süreci başlattı. Yüksek öğretimde dijital dönüşüm projesi. Bir proje başlattı. Sayın Cumhurbaşkanı da desteklediği şey bu. 3 Ekim 2018 akademik yıl açılışında dijital dönüşümü destekliyoruz ve Cumhurbaşkanlığı'nda da böyle bir daire kuruldu. Dijital dönüşüm dairesi kuruldu. Cumhurbaşkanlığı bütün ülkede dijital dönüşüm için. Ben bunu Türkiye Muhasebe Kongresi'nde de söyledim. Orada bir bildirim vardı. Bağımsız denetimde yapay zeka diye bir bildiri sundum. Nasıl etkileyecek? Yapay zeka çalışmak lazım. Müşavirlikte yapay zekayı, muhasebede yapay zekayı çalışmak lazım. Ve orada söyledim. Dedim ki hemen bir teknoloji merkezi kurulması lazım. TÜRMOB'da, İSMO'da. Bu teknoloji merkezi çalışmaya başlaması lazım. Önce dünyada neler oluyor bunu keşfetmesi lazım. Daha sonra dönüp Türkiye'de biz neler yapabiliriz? Bunda çalışması lazım. Ve yine çok somut bir öneri. Dijital okuryazarlık. Bütün meslek mensuplarına dijital okuryazarlık eğitimi verilmesi ve bunda sertifikalandırılması lazım. Bu meslek mensubu dijital okuryazardır diye. Tabi bunu şey yapmadım. Yüksek öğretimde şu anda bu konu gündemde. Dijital okuryazarlık. Bakın dijital okuryazarlığı Yüksek Öğretim Kurulu nasıl tanımlıyor? Dijital okuryazarlık bir bireyin bilişim teknolojilerini ihtiyacı doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Meslek mensubu için adapte edin. Meslek mensubunun dijital okuryazarlığı bilişim teknolojilerini ihtiyacı doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Bu becerinin meslek mensubuna verilmesi ve sertifikalandırılması lazım. Bütün meslek mensuplarının başlanması lazım. İşte YÖK bir eğitim de başlatmış. Bu eğitimin konuları da var. Ben size burada söyleyeyim. konu başlıkları internet teknolojileri, bir, iki taşınabilir teknolojiler, üç sosyal ağlar, dört teknoloji, toplum ve insan, beş bilişim etiği, altı teknoloji ve yaşam boyu öğrenme, yedi bulut bilişim, sekiz geleceğin teknolojileri. Bir ders olarak şu anda okutuluyor. Dijital okuryazarlık. Çok acilen bence buraya gitmek lazım. Peki mesaj açık. Toparlamak gerekirse bugün Avrupa Birliği'nin ve dünyanın gündemi Endüstri 4.0 ve dijitalleşmedir. Acilen ülkemizde ki şu anda yapan kurumlar var. Birlik, TÜRMOB ve odamız bu konuda bir merkezle olabilir ya da başka bir şekilde formatlanabilir. Bir birim kurup bunun çalışmalarına başlaması lazım. Ve dijital, bütün meslek mensuplarımızın dijital okur yazarlığını sertifikalandırması lazım bana göre. Mevlana'nın bir sözüyle de konuşmamı tamamlayıp, Mevlana diyor ki, dün akıllıydım, dünyayı değiştirmeye çalışıyordum, bugün bilgeyim, kendimi değiştirdim. Hepinize saygılar. Sohbet çok tatlı. Bilmiyorum kendi adıma, ben inanılmaz keyif aldım. Ve bu panelin çıktısı sanırım teknoloji kadar insan olmak, toplum faydası. Aslında tüm dünyada bunu konuşuyor. Yani ne kadar işte belki 15 başlık koymak istesek bunun 13 teknoloji olacaksa da bu işin özünde yine olan tek bir birey, o da insan olgusu. O insanların bir arada olduğu toplum faydası. Bunu gözden kaçırmadan biz bir şeyleri yapabilecek duruma geldiğimiz anda işte o zaman gerçekten bu mesleğin sahibi olan kişiler olarak, bireyler olarak toplumda yer alacağız. Saygınlık kazanacağız ve süreklilik tabii bu anlamda gelecek ardından. Ben sizlerin huzurunda tüm hocalarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza, komite başkanımıza da. Yani gerçekten çok tadından vazgeçilmeyecek. İnşallah tekrardan da yapabiliriz. İnşallah. Güzel bir toplantı oldu, panel oldu. Birkaç soru alabiliriz. Üçüne sınırlandıralım. Zaman kısıtımız var. Buyurun ilk parmak. Hocam buyurun. Bu arada ben kısa bir hatırlatma. Bu arada odamız SSG'de, AKKA'yla da şey halinde, ICW'yla da görüşmeler. Ama bunlar bizim inanın hem vizyonumuzu açıyor. Gerçekten o toplantıdan ben de çok fayda sağladım. İngiltere'de ben de bir toplantıya katıldım. Kendilerinden çok eminler. 1880 yılında kurulmuş bu kurum. Biz çok sonrasında bu işleri yapmaya başlıyoruz ama inanın çok da gerisinde değiliz. Yani şu an uygulamalara baktığımızda tüm dünyada belki ilklerden biriyiz. Yakalıyoruz bir şekilde o. Çünkü genciz, enerjiyiz. Odamızdan da belli. O yüzden çok umutlu olalım. Geleceğe de bu gözle bakalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Evet, sağ olun. Bir iki tane böyle küçük yorum ve sorum var, merak ettim. Muharrem Bey'in o meşhur slaytında o 2013-2018 arası hani bağımsız denetim hadlerinin düşürülmesi tablosu var ya, evet. Birkaç yerde, her yerde kullanıyoruz onu. Orada tabii şu anda 70-35 olayı var. Onu tabii 4 milyon 8 milyonla karşılaştırırken kurla çarpmak doğru değil benim kanımca. Çünkü onlar her şeyi euro alıyor, euro satıyor. Onlar da maaş 2000 euro veriyor, biz de 2000 lira veriyoruz asgari ücret. Dolayısıyla orada 4 milyon 8 milyon, 4 milyon 8 milyon lira olarak anlamak lazım. Yani en azından iki katı hiç olmazsa olsun. Yani 10 milyon 20 milyon TL olsun, tabana yayılsın. Bence o tabloyu kurla çarparak kullanmamak lazım. Her zaman bunu söylüyorum ben. KGK'cılara da bunu söylüyorum. Siz de eski bir KGK'cısın. Bir de Muharrem, Zekeriya Bey'e sorun olacaktır. Çok merak ediyorum. Bu IFRS 16 kiralama standartının en önemli etkisi havacılık sektöründe olacağı söyleniyor. Doğru. Sizin gelecek yıl kullanımla alakalı projeksiyonunuzda durum nedir? Böyle projeksiyon yaptığınız aktif ve pasifiniz ne kadar değişecek? Çok merak ettim. Bu da aklıma geldi bu soru. Bir de bütün bu konuşmaların özeti bu Ar-Ge olayı. Ar-Ge Düne önceki gün bir LinkedIn'den bir tweet geldi, mesaj geldi. Orada takip ederken. Sadece 5 firmanın, ilk 5 firma çok bildiğimiz G ile başlayan, M ile başlayan, A ile başlayan, F ile başlayan 5 firma var ya. O 5 firmanın ARGE harcamaları 150 milyar dolar. Sadece ARGE 1 yıllık, 3 yıllık harcamalarıyla tüm İstanbul borsasını satın alabiliyorlar. Evet. Gelir değil, satın alabiliyorlar. Dolayısıyla yani adama para harcıyor, ileri gidiyor. Biz 8 saat değil, 28 saat çalışsak günde kalayamayız. Çok fazla çalışmamız lazım ama gerçekten Türkiye'de iyi bir potansiyel var. Evet, evet, siz de söylediğiniz zaten. Orada en çok merak ettiğim konu. Şimdi tabii havacılık sektörü işte bir finansal lease, yani bizzat uçakları satın alıyor, bir de operasyonel lease yapıyor. Şimdi bunun dengesi şirketlerin kendi politikalarına göre değişiyor. %50-50 olabilir, %20, %80 olabilir. Tabii ki bu IFRS 16 ile ben ilk defa Singapur'da IATA toplantısında katıldım. Orada da sunumlar yapıldı. Dedik işimiz kolay. İşte kiralama sözleşmelerini alacağız. Onu bilançoya taşıyacağız. Pasifte bir borç olacak. Aktifte bunu işte hak bir şey yapacağız. Dengeleyeceğiz, gideceğiz. İkinci yıl İrlanda'ya gittik. İş biraz daha karmaşıklaştı. Bu sefer 4 büyüklerden 2 tane var. Biri başka bir şey yorumluyor, öbürü başka bir şey yorumluyor. Bu yılda 2018'de de İspanya'ya gittik yine IATA. IATA havacılık endüstrisinin çatı kuruluşu ve bütün patronlar, ekabir, herkes orada. Yani bir konuların tartışıldı. İspanya'da iyice karıştı. Geldik biz kendi ekibimizle bir model çalıştık. O oldu, bu oldu. Baktık şey olmuyor. Sonra danışmanlık aldık. Hala tabii Türk Hava Yolları dediğinizde on binlerce sözleşmeden bahsediyoruz. Bunları kategorize etmek, hangilerini sisteme alacağız, hangileri almayacağız, bunların aktüeryel hesapları, işte bugünkü değere getirdiğinizde ne kadar, nereye atacaksınız. Şu anda net olarak Türk Hava Yolları'nın mali tablolarını ne kadar etkileyeceği konusunda bir elimizde bir şey var. Ama net bir rakam bugünden söylememiz mümkün değil. Tabii Türk Hava Yolları'nın değerini çok değiştirir. Çok önemli bir değişim olacak. Ya, şöyle yani sonuçta doğrudan kirayı ödediğinizde gider yazdığınız bir şey. Bir bilançoya bir varlık taşıyorsunuz sonuç itibariyle. Evet, öbür tarafta var ama Türk Hava Yolları en güçlü olduğu yön çok ciddi nakit üreten bir şirket. Yani 2016 yılında bile o kadar hengamede bile çok ciddi nakit üreten bir şirket ve uluslararası yatırımcı ve kredi derecelendirme şirketlerinin en kritik olarak baktığı şey bu. Bu anlamda bizi çok etkileyeceğini düşünmüyoruz. Mutlaka bir mali tablo etkisi olacak ama net olarak şey yaptığımızda olumsuz bir tablo görmeyeceğimizi düşünüyorum hocamın da şeyiyle. Söz almışken ben bir hikayeyi paylaşmak istiyorum hem günün sonunda. Şimdi Tony Hawk denen bir adam var, bu kaykay ikonu. Yani. Ve bu adamın bir hayali var. İşte kaykay, motocross ve BMX diye bisikletler vardı bizim çocukluğumuzda. Bu üçünün karışımından kaynaklı bir tur düzenli, bir arena turu düzenleyecek. İşte oturup muhasebecisiyle konuşuyor. Ve o güne kadar diyor muhasebecilerle ilgili bütün şeyim ya bunlar her işe köstek olur, şey yapar, işte yokuş yapar falan diye şey yapıyor. Projesini açıklıyor. Ve mali müşaviri, muhasebecisi bu projenin niye olmayacağını finansal olarak, zamanlama olarak falan şey yapıyor. Tabii ne kadar kızdıysam da o kadar güçlü argümanlarla geldi ki adamı bir dinleyelim dedim diyor ve bir yıl öteledik diyor. Bir yıl öteleyince diyor hem hazırlıklar için hem de bilet satışı için diyor çok ciddi bir zaman kazandık ve umduğumuzdan çok daha fazla bilet sattık ve çok daha iyi para kazandık diyor. Ve bu şeyi şu anda 1.4 milyar dolarlık bir şirketin CFO'su bu hanım, karşı çıkan hanım. Şu anda diyor şirketimin en değerli çalışanı ve o diyor aklın sesi. Bana projeksiyonları gösteriyor. Genellikle muhafazakar ve bunun için ona minnettarım diyor. Bana karlı kalmak için ne yapılması gerektiğini söylüyor. Ve AİKPA'nın AİKPA Engeç 2018 toplantısında yaptığı konuşmada bunları açıklıyor. Muhasebeciler hayallerin gerçeğe dönüşmesine yardımcı oluyor diye bir cümle kullanıyor. Onun için biz de yarından itibaren mükelleflerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için, evet onlarla kavga edelim, şey yapalım, riskleri gösterelim ama sade olmazı değil, nasıl yapılması gerektiğini de gösterelim diye böyle bir güzel bir hikayeyle de sonlandırmak istiyorum. Soruna bir cevap vermek istedim. Şimdi en büyük şey standartların yorumlanmasıdır. Standartların yorumlanması dünyanın hiçbir yerinde daha tam açıklıkla değildir. Herkes farklı yorumlar getirebilir. Çünkü hiçbir otorite bir standartın uygulanmasında o standartı uygularken sorulacak soruları tam açık belirlememiştir. Bakın bir muhasebe hocası diyorsun. Bir standartın uygulanmasında hangi sorular sorulacak ve o standart hangi sorulara nasıl cevap verecek? Yok ki böyle bir şey. Yok. Bu olmadığı zaman yorum müşavire kalır. Müşavire oldu mu müşavire alavere hepsi dalavere olur. Sorular tek tek sorulması lazım. İşte geliyor yavaş yavaş da yorum adıyla ekliyor. Yok o bakın dünyada muhasebeciler maalesef muhasebe hizmetleri hep ikinci planda kalmıştır. Çünkü öncelikle üretim, daha sonra satış, ekonomiye bir bakarsanız üretim sonra satış. Muhasebe mutlaka istim arkadan gelmiştir. Zamanla bunlar oturacak ama dünya değişecek. Dünya değiştiği zaman da bu oturanın önemi kalmayacak. Onun için de kavramsal çerçeve çok önemli hale geliyor. Bu hale oraya gidince. Yoksa yani standartlara baktığınız zaman, şimdi ben size ilk başta bir 4 tane şey söyledim, işletmenin temel kavramını söyledim. Siz baktığınız zaman bütün standartları inceleyin, bütün muhasebe ve denetim standartları inceleyin. O 4 tane söylediğim kavramı o standartların içerisinde bulamıyorsanız o standart yoktur. Zaten bu IFRS 16 off-the-balance sheet hesapları içeri sokmak için sizlerle çok daha iyi biliyorsunuz. Bakın şimdi mesela bad debts konusu var. Şimdi çalışılacak bir konu var. Bad debts kötü. Evet. Kötü var. Hani bakalım bir tane standart yok. Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun son bir soru alalım. Hocam tam da bu konuda bu 4 standart sıralamıştınız ya, o zaman not almıştım. 4 standart demedim, kavram dedim. 4 kavram. Evet. Kavram içerisinde standartları kavramıştım, evet. Aynı şeylerden bahsediyoruz. Ona bir şey süreklilik söylediniz, evet. Gerçeklik dediniz, evet. Güncelleme dediniz ve evet. Güvenilirlik dediniz. Evet. Bu 4 kavram ile. Burada sadece kavramsal şunu açıklamanızı istirham ediyorum. Birincisiyle üçüncüsü yani süreklilikle güncelleme aslında aynı anlama mı? Güncelleme hayır o anla değil. Çok farklı. Güncelleme ile süreklilik işletmenin devamlılığıyla ilgili bir kavram. Güncelleme mevcut yapılan işlerde oluşan değerlerin bugün size ifade ettiği kısmı belirleme. Alt kümesi değil yani. Hayır. Hiç alakası hayır. Evet. Bunları uygulayın, bütün standartları çözersiniz. Öncelikle buradan başlayın. Ekleyeceğiniz bir şey var mı hocalarım? Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Bir 5 dakika daha sabrınızı rica ediyorum. Bir plaket törenimiz de olacak. Müsaadenizle Gülgün Hanım, ben bir bağımlı çalışan olarak birkaç cümleyle duygularımı ifade etmek istiyorum. Bugün sanıyorum benim çok şanslı bir günüm. Ben Türk Telekom grubunda çalışıyorum. Finans ekibindeyim. 10 senedir aynı yerde çalışıyorum. Tabii dönem dönem terfileri aldık ama bugün öğleden önceye kadar neden 96 yılından önce girişim yapılmadı da ben şu erken emekliliğe dahil olamadım diye düşünürken bugün değişim dönüşümden bahsedildi. Önümüzdeki maçlarda nelerle karşılaşacağımızdan, stratejilerden bahsedildi. Ben şahsım adına çok aydınlandım gerçekten. Daha bir umutlu oldum. Çalışma hevesi geldi. O nedenle çok teşekkür ediyorum tüm panelistlere. Bu eğitimlerin bağımlı, bağımsız tüm çalışanlara çok faydalı olacağını düşünüyorum ve sayısı kesinlikle artırılmalı.